Modanın, tarzın ve stilin tek adresi Doya Doya Moda'da haftanın 3. günü başlıyor. Kızlarımız bugün yine sizleri modaya doyuracak bir konsept için mücadele verecek. Bugün bomba gibiyim. Alışveriş için yerlerini alan yarışmacılarımızı daha fazla bekletmeden Kadıköy'deki Boğa Meydanı'nda toplanıyoruz. Günaydın. Günaydın. Herkes eline beyaz gömleğini aldığına göre bugünün konseptini öğrenelim mi? Aynı gömlek 7 kombin. Alışveriş için neredeyiz peki? Kadıköy. Bütçenize geçmeden önce size bir sürprizimiz var hanımlar. Ne sürprizi? Elimde gördüğünüz zarfların içinde ne var biliyor musunuz? Ne var? Yarının konsepti var. Onu da size şimdiden söylemeye karar verdik. Herkes sırayla gelip zarfını alabilir. Hadi zarflarınızı açın da görelim. Aleyna! Bu kız benim kaderim herhalde diye düşünüyorum. Yine Aleyna çıktı. Ne acaba? Ses, ben öğrenmek istemiyorum. Ay ne olur öğren. Zeynep'le ilgili olduğu için mi? Tanımadığım insanları sevmiyorum ya biliyorsunuz. Bizi de tanımıyorsun, bizi de tanımıyorsun zaten Gamze. Zaten daha kaç ben de bayılırım oldu. Dış ses biliyorsun böyle. İlk gün gelip çok konuşanlara, hafta sonu da gidenlere. Bugünkü alışverişinizde elinizdeki kartlarda yazan isimlerin yarın giyecekleri star parçalarını siz alıyorsunuz. Aldığınız star parçaları bugünün finalinde jürimizle beraber açacaksınız. Bunun için ekstra 15 dakika süreniz var. Ve ekstra bütçeniz olacak elbette. Dış ses, Gamze geldiğinden beri ben burada starım, parlıyorum demişti ya. Parlayışını göremedim. Belki onu alacağım star parçalarla gerçekten parlayabilir. Aferin Gamze kızıma, aferin kızıma. Bu arada Zeynep'e de hoş geldin diyelim. Nihayet aramızdasın. Çok şükür. Baktım meydan çok boş kaldı. Mekanın sahibi geri dönsün dedim ve geldim. Zeynep'ciğim, yapayalnız kaldın. Arkadaşlarını birer birer gönderdik. Sadece sen kaldın. Seni de göndereceğiz. Zeynep'in gelmesinden tabii ki korktular. Çünkü iki gündür çok rahatlardı. İki günlük saltanat bitti. Şimdi onlar için de zor günler başlıyor. Çok korkuyorum. Neyden korkayım? Alçını çıkardılar sanırım. Evet, alçım çıktı. Şu an otel var. Cumartesi tekrar röntgen çekilecek. Duruma göre belli olacak. Bugün alışveriş bütçeniz tam olarak 700 lira. Güzel. Gayet güzel. 700 lira aynen. Yarın arkadaşlarınıza alacağınız star parçalar içinse ek bütçeniz 250 lira olarak belirlendi. Oo, süper. Kadıköy'deki 2 saat 15 dakikalık alışveriş süreniz başladı hanımlar. Ne yapayım dış ses, resim çekiliyoruz. Çok seviyorum. Yani neymiş Gamze'cim, tanınmak önemli değilmiş, sevilmek önemliymiş. Köylü güzeli Hülya, aşırı rüküş kıyafetiyle. Gamzeciğim, şöyle bir dönüp aynaya baksan böyle olursun. Aa, rüküş benmişim. Rüzgarı bir eser gider Çağla'nın. Bence sen mont falan bak bugün. Çünkü bugün de aynı şekilde eseceğim, fırtına kopacak. Ne olursun Çağla, yavaş es. Ay, gidiyorum, fırtınadan gidiyorum. Aşırı derecede sivri dilli bir kız. Hemen zaten tırnaklarını gösterdi. Yerine otur. Yerine otur. Hey! Ne yapıyor? Sen bana o tırnaklarını çıkartırsan ben bu tırnakları hayatta indirmem. Arkandan tepçe alacağım Gamze. Hoş geldin. Günaydın. Nasılsın Tina? Ben çok iyiyim. Bugünün konseptinde nereye gidiyorsun bakalım? Benim tasarım şirketim var Nişantaşı'nda. Bugün şirketime gidiyorum ve kaç kişi görüşmeye gelecek ve onlarla görüşeceğim. Hazır mısın peki? Hazırım tabii ki. Başlayalım. Günaydın dış ses. Bugünün konseptinde nereye gidiyorsun peki? Moda haftası için bir moda dergisi çıkartılacak. Ben de onun yüzü olacağım ve görüşmeye gidiyorum. Hemen alışverişe başlayalım mı? Hemen başlayalım. Günaydın dış ses. Günaydın sevgili herkes. Bugünün konseptinde nereye gidiyorsun peki? Dış ses, okula geri dönüş konseptim. Bana o tarz çok yakışıyor. Ben de günü gelmişken hemen bu konsepti patlatayım istedim. Karar verdiğine göre ne yapıyoruz? Alışverişimize başlayalım dış ses, hadi gel. Günaydın Gamze. Nasılsın? Vallahi dün biraz azıcık üzüldüm biliyorsun dış ses. Moralim bozuktu ama bugün bomba gibiyim. Günün konseptinde nereye gidiyorsun? Bu muhteşem kombinle çok sevdiğim yakın arkadaşımın doğum gününe gideceğim. Hazırsan alışverişe başlayalım mı? Evet. Günaydın Çağla. Nasılsın?
nasılsın? Çok iyiyim, belli olmuyor mu? Olmaz olur mu? Bugünün konseptinde nereye gidiyorsun? Benim bugün doğum günüm ama doğum günüm aslında 3 Ocak'ta. Yani 3 Ocak gibi düşünelim. Ve ben Ebru Gündeş'i dinlemeye gidiyorum bir otele. Yani kış kombini, yani öyle düşünerek yapacağım konseptimi. Dış ses, bir mağaza gördüm, istersen hemen girelim buraya. Hadi gir bakalım. Günaydın Hülya. Konseptine karar verdin mi? Bir dergi için çekim. Modanın ve iş hayatının birleştiği, iş kadınının modadaki yeri. Kafamda böyle bir şey var ama terziye gitmem gerekiyor. Umarım elimde patlamaz konseptim. Çünkü terziye gitmezsem bu konsepti yapamayacağım. Hemen gidelim istersen. Hadi gidelim. Merhaba, günaydın. Özledin mi Zeynep mağaza mağaza gezmeyi? Ay, mağazalarımı çok özledim. Eminim onlar da beni çok özlemişlerdir dış ses. En azından tarzı olan yarışmacı geri geldi. Hızlıca kombin seçelim mi? Ben hemen parçalarımı seçip kabine gidiyorum. Evet, öncelikle terziye geldim. Gömleğimde birkaç değişiklik yapmak istiyorum. Onun için gömleğimi terziye bırakacağım. Sonra kombinimi hazırlamaya başlayacağım dış ses. Hadi başla o zaman. Dış ses, bir mağaza buldum. Şimdi güzel bir etek bulursam aklımdaki... Terziye giderken biz de Tina'nın ilk kombinini inceliyoruz. Üzerindeki kombinin fiyatını öğrenelim mi? Etek 200, ceket 350. Gömlek? Gömlek sizden. Kombinini sabırsızlıkla bekliyoruz Tina. Görüşürüz. Sen yeni bir kombin denerken biz de Zeynep'in ilk kombinini inceliyoruz. Üstünde kalem bir etek var, yırtmaçlı. Üstündeki gömleğim de biraz uzun. Ve ben tabii ki gömleğimin de yırtmaç detayından gözükmesini istiyorum. Eteğim biraz bana bol ama ben onu terzide daralttıracağım. Ama ne kombin yaparsam yapayım, gömleğimin üstünde mutlaka bir oynama yapıp kendi tarzımı yansıtacağım. Fiyatını öğrenelim mi? Aslında etek ve büstür olarak takım halinde satılıyor. Satılmakta ve fiyatı 480 TL ise. Başka bir kombinin var mı peki? Bir kombinim daha var. Şimdi hemen minnoş halimle onu denemeye gidiyorum. Kartını elinden bırakmaya niyetin yok bakıyorum da Gamze. Ay sormayın, bunu vermek istesem verebiliyor muyum? Bu Zeynep adını elimde tutmak istemiyorum. Zeynep yarışmaya geri döndü biliyorsun ki. Aşırı derecede sivri dilli bir kız. Hemen zaten tırnaklarını gösterdi. Ben de çok korktum gerçekten. Sen bana o tırnaklarını çıkartırsan ben bu tırnakları hayatta indirmem. Ama sıkıntı yok. Ben senin gibi neler gönderdim bu 8 haftanın içinde. 9. hafta giden de sen olacaksın. Arkandan tefçi alacağım Gamze. Hoş geldin. Ben ne Zeynepler gördüm. Ben tek başıma bir çınarım. Ben alışverişe devam etmek istiyorum. Zeynep'i daha fazla konuşmak istemiyorum. Sen kombinini seçerken biz de diğer kızlarımızın alışverişine göz atalım. Dış ses. Nasıl bir kombin denedin, anlat bakalım Aleyna. Altında böyle pileli şortlu bir etek var. Biliyorsun ki okulda pileli genelde kızlar. Çok teşekkür ediyorum. 1,5 saate, belki de 1 saate gelirim, görüşürüz. Hoşçakalın. Haydi gidelim. Ben geldim. Hoş geldin. Kıyafetini beğendin mi? Dış ses evet ama aklımdaki bu değil. Ben gömleği de bir şey tasarlamak istiyorum eteğime. O yüzden bir karar verdim. Hemen bir kumaş alıp terzi etek diktireceğim. Üzerindeki parçanın fiyatını öğrenelim mi yine de? 159 TL'miş dış ses. Satın
satın alacak olsaydın nasıl kombinlerdin peki? Tamamen ten rengi bir stiletto'yla ve siyah bir çantayla tamamlarım. Bir de kırmızı ruj sürebilirim bu konsepte. Bu arada Hülya senin için ne dedi biliyor musun? Rüzgarı bir eser gider Çağla'nın. Hülyacığım benim rüzgarım geçen haftadan beri esiyor. Bilmiyorum çok üşüdüğün için kafan gitti herhalde ama hep esmeye devam edeceğim. Bence sen mont falan bak bugün. Çünkü bugün de aynı şekilde eseceğim. Fırtına kopacak. Fırtınan bizi götürmesin Çağla'cığım. Ay gidiyorum fırtınadan gidiyorum. Alışverişe devam edelim mi artık? Hadi kumaş bakalım ben gidiyorum. Bay bay. Ne durumdasın Hülya? Vallahi ölçülerim alınıyor. Şu an fiyat konuşacağım. Ne kadar yapacaksın abi bana? 150 vereyim ne olur. Tamam. Adamın dibi. Abi bir saate sendeyim. Nereye gidiyorsun? Hadi ayakkabı, star parça bir sürü işimiz var. Ayrıca kombin deneyeceğim hadi. Bu kez nasıl bir kombin denedin Esra? Evet cinle bir kombin yapacağım. Bu arada gömleğim terzide olduğu için buradan bir gömlek denedim. Hani beyaz gömlek fikir olması açısından. Yani cini aslında beğendim güzel. Ben bu tarz cinleri beğeniyorum zaten. Gömlek bu modelde olmayacak. Tabii daha başka bir hava verecek. Kemeri de istediğime uygun olmadı. Ama yine bu şekilde bir kombin yapacağım. Buna benzer olacak kombinim. Fiyatı ne kadarmış peki? Bu jean'in fiyatı 300 TL'ymiş. Üzerimdeki beyaz gömleğin fiyatı da 170 TL. Kemerim ise 30 TL. Hemen kabine gidiyorum Dışses. Sen kabine giderken biz de Aleyna'nın kombinini inceliyoruz. Ben geldim. Konseptine renkli şortlar uyuyor mu Aleyna? Evet Dışses renkli giyiniyorum ama benim okulum her şeye izin veriyor o yüzden. Fiyatı ne kadarmış peki bu şortun? Fiyatı da 180 TL Dışses. Mağazada deneyeceğin başka bir şey var mı? Hayır Dışses, başka mağazaya gidiyoruz. Biraz da böyle siyah renkler arayacağım. Bakalım bulabilecek miyiz istediğim gibi. Gidiyoruz. Bay bay. Ben geldim. Enerji dolusun bakıyorum da. Evet çünkü harika bir kombin var kafamda. İnşallah burada bulabilirim Dışses bunları. Nasıl bir kombin var aklında? Bu sefer kot denemek istiyorum Dışses. Üzerine değişik bir parça alacağım. Mesela şöyle bir şey. Gömleğimin üzerine giymeyi planlıyorum bunu. Ortaya nasıl bir kombin çıkacağını merak ettik doğrusu. Böyle değişik bir şey yaptım. Ama kotumla ilgili değişiklik yapabilirim Dışses. Ne gibi bir değişiklik? Kesebilirim, biçebilirim. Biraz sürpriz olsun bu. Gömlek böyle mi kalacak peki? Belki şöyle bağlayabilirim. Değişik bir şeyler yapacağım. Fiyatları ne kadarmış? Fiyatlarına hemen bakalım Dışses. 250 pantolonum, 220 büstiyerim. Bu mağazada başka kombinin var mı peki? Bir tane daha kombinim var, onu da deneyip hemen geliyorum. Şimdi ben siyah payet bir kumaş istiyorum. Aa. Mini etek yapacağım. Kumaşını seçiyorsun ama kaç metre alacaksın belli mi? 1 metre yeterse. Tamam abi alalım 1 metre. Ne kadar yapacaksın bana? Çorap çizme alacağım çok pahalı bak. Bunun metresi 325 lira. Bu da sana astarıyla beraber astarı da hediye ediyorum 325 lira. 300 yap ya bak ben hep sana geliyorum. Tamam canım. Tamam. Hem indirim hem hediye aldın Çağla. Aldım. Hadi o zaman kasaya gidelim ödeyelim paramızı. 50 olsun. Teşekkür ederim. Fiş de alabilir miyim? Şimdi nereye gidiyorsun peki? Terziye gidiyoruz. Hadi gidelim. Hülya ayakkabısını seçmiş bile. Ayakkabının fiyatı ne kadarmış Hülya? Terlik bu ama böyle ayakkabı yapabilirim. Bunun fiyatı 100 lira. Karar verebildin mi peki? Alacağım bunu. Kasada buluşuruz o halde. Sırada ne var Hülya? Çanta alalım şuradan hemen. Sonra gidip star parça alacağız. Terziye uğramayacak mısın? Ha ona da bakacağız. Hadi gel. Gömlek benim işim. Tarz benim işim. Estirmek benim işim. Eziyet olmak benim işim. 10 parmağında 10 marifet diyeceğim ama şu an 5 parmağımı kullanıyorum. Olsun bu 5 parmak o 5'ine yeter. Pantolonun fiyatı ne kadarmış peki? Bu pantolonumun fiyatı 175 TL. Kararını verebildin mi? Başka bir mağazada beğendiğim parçayı almak için hemen kabine gidiyorum. Tina. Efendim. Bu ne hal böyle? Ceket giydim ya dedim bu renk pantolon. Burada da o renk pantolon bulamadım. O renk ceket buldum. Gri ile gider diye düşündüm. Ama spor şık bir kombin oldu. Üzerindekilerin fiyatı ne kadarmış? 220, 250, 100.
başka bir kombin deneyecek misin? Benim kombinlerim bitti. En son kararımı verip kasada görüşürüz. Görüşürüz, bay bay. Evet, şimdi yepyeni bir kombinle daha karşınızdayım. Başka bir jean denedim ve bu jean'i gerçekten çok beğendim. Çok yüksek platformlu bir stilettoyla çok iyi duracağını düşünüyorum. Fiyatlarını biliyor musun? Jean'in fiyatı yine 300 TL. Gömleğin fiyatı da 170 TL. O kadar, başka da bir şey yok zaten. Kemer bu sefer tercih etmedim çünkü başka bir yerden almayı düşünüyorum. Başka bir kombin deneyecek misin? Burada başka bir kombinim yok. Denediğim iki cinden bir tanesini alacağım ve kasada görüşeceğiz Blisses. Ben geldim. Hoş geldin Gamze. Böyle bir şey yapmak istedim Blisses. Sade bir etek bulunca biraz hareketlendireyim, birazını içine sokayım, birazını da dışta bırakayım dedim. Eteğin fiyatı ne kadarmış peki? Blisses eteğim 200 TL. Bu arada Esra ne dedi biliyor musun? Serdar Bey ona yarın seni çok iyi görmek istiyorum Gamze dedi. O da gelirsem görürsünüz gibi bir cevap verdi. Hiç kimse duymadı ama bu kulaklar her şeyi duydu işte. Böyle bir şey söyledin mi gerçekten? Evet söyledim. Merak ettim tepkilerini. Bakalım benim üzüntüm ardından böyle bir şey söylediğimde acaba tepkileri ne olacaktı? Ya da kim sevinecek, kim üzülecek, kim yanımda olacak ya da olmayacak diye merak ettim. Merakını gidermişsindir umarım. Evet bitti, ben gidiyorum. Terzi buldum, şimdi hemen anlatıyorum. Nasılsınız? Ben şimdi bir kumaş aldım, payet ve astarını aldım. Şu yüksek belden şurama kadar. Yani dümdüz bir şey zaten. Şurayı kesersin abla, eteğin ucuna da bunu eklersin. Olur mu? Sanki devamıymış gibi olacak. Tamam, ben hallettim. Sen şimdi diğer kızların yanına git, ayakkabıcıda buluşalım. Bugün kaç lira bütçen vardı? 700 TL bütçem vardı. Şimdi kotumu 360 TL ödeyince gömlek zaten sizdendi. Ayakkabı, çanta ve takıya yeter diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı işler. 100 liram var sadece. Bunlar. Aa vallahi süper. Portföyümde. Ah. Bakalım kalan bütçesi alışverişine yetecek mi? 100 liraya vereceğim dediğine göre. Bir de gözlük bak. Teşekkür ederim. Hadi küpe almaya. Hoşçakalın. Merhaba. Bakın başka mağazaya gittim. Başka kombin denedim ama aklım burada kaldı. Onu almaya geldim. Ayırmıştınız zaten. Ne kadar o takımınızın fiyatı? 480 TL'ydi ama şu an 120 TL'ye düştü. Şaka yapıyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Hemen alayım onu. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Nasıl gidiyor Gamze? Ne yapayım, dış ses resim çekiliyoruz. Hayranın mıymış hanımefendi? Evet. Çok tatlı cici bir kız. Aleyna da buradaymış bu arada. Resim çekiliyorum. Bayılıyorsunuz ya hani hava atmaya. Aşkım bu kızlar bizi çok seviyor. Ama sor bakayım kimi daha önce tanıyor? Şöyle, o bence daha önce tanıdığı için değil. Şu an Doya Doya Moda programındasın ya. Tanınacaksın ya daha çok. Yok canım o beni. O yüzden çekiliyorlar. Zaten yani bu Doya Doya Moda'dan tanıyor kendisi. Aşkım tamam bak şimdi. Tanınabilirsin. Hani siz böyle edalarla dolaşıyorsunuz ya, fanlarımız var, fanlarımız hayır, var diye. Ben hiç o tarz şeyler bana göre değil. Benden kızlar beni sosyal medyadan ve butikten tanıyorlar. Biliyorsun ki başarılı bir iş kadınıyım. Olabilir. Hepimizin işi gücü var kendi hayatında. Tabii ki işinden dolayı övünebilirsin. Fanlarımdan ya da işte ben tanınıyorumla övünecek bir kız olmadım hiç. Ama öylesiniz, dolanıyorsunuz. Yok o ben ya. Değilim. Hanımefendiye mi sorsaydık acaba fikrini? Aleyna'yı yani neymiş Gamzeciğim, tanınmak önemli değilmiş, sevilmek önemliymiş. Sana keyifli alışverişler, ben gidiyorum işte. Hadi bak. Gamze bu duruma bozulmadın değil mi? Olabilir. Herkesin kendi tercihi, saygı duyuyorum. Alışverişe devam ediyor muyuz? Ben gidiyorum, alışverişime devam edeceğim. Şapkana karar verdin mi Esra? Aa bu şapka olur. Bu şapkanın fiyatını öğrenebilir miyim? İndirim yapar mısınız lütfen? 30 TL yapar. Ay çok teşekkür ederim. Size şuradan ödüyorum. Buyurun. Yine koşmaya devam ediyoruz. Nereye geldin böyle Tina? Bir önceki mağazaya geldim. Çünkü orada istediğim pantolonu bulamadım. Üstümdeki ceketle bir tık farklı istiyordum. Onu da bulamadım. O yüzden önceki mağazada kararımı verdim. Ve burada kasadayız. Ne kadar ödüyorum? 400 TL.
Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi nereye gidiyorsun peki? Şimdi hemen ayakkabıcıya gidiyoruz. Gel benimle. Görüşürüz. Bay bay. Biz birazdan geliyoruz. Ama önce Esra'nın aksesuar seçimini inceleyelim. Moda dergisiyle görüşme yapabilmek için gayet güzel bir gözlük olduğunu düşünüyorum. Gold detaylarım olacak. Siyah mı tercih etsem acaba bunu mu diye düşünmeden buna karar veriyorum ya. Bu gözlüğü alabilirim. Kararını verdiğine göre kasada buluşabiliriz. Gözlüğü alacağım beyefendi. Ne kadardı? Yani şöyle 60 TL olur mu? Lütfen. Tamam, o zaman şöyle yapacağım. 85 olur ama değil mi? 5 TL'den bir şey olmaz abi. Çok teşekkür ederim beyefendi. Hoşça kalın, görüşmek üzere. Fiyatı ne kadar? 109 TL. 109 TL, bana 100 TL'dir umarım. Öyle. 100 TL'den olur. Öyle dedi. Şimdi dış ses, sen sormadan ben söylüyorum. Ayakkabı almaya gidiyoruz. Sürprizimi söylüyorum sana, hazır mısın? Hazırım, söyle bakalım. Kravat almaya gidiyoruz, takı alacağız, çorap alacağız. Daha çok işimiz var. Şimdi ayakkabı almaya gidiyoruz. Koş hadi, kolay gelsin. Aradığın ayakkabıyı buldun mu Çağla? Buldum gerçekten. Eğer indirimde katarsak ve ayağıma tabii olursa, çok şiş olduğu için ayaklarım. Fiyatı ne kadarmış peki? Dış ses 750 TL'ymiş bu çizmelerim. Topuklu olanlar. Bunlar da 680. Eksik parçalarını alabilecek misin peki? Dış ses alacağım. Zaten halka küpe düşünüyorum. Çantamı da 40-50 TL bulursam 45 TL'ye tamamlamış olacağım. Hadi seninle kasada görüşelim dış ses. Ne kadar yaparsın bana onu? 500 yaparım benim sana. Abi 400 TL'm kaldı zaten ve çanta, terzi ve takı alacağım. 350 alırım. Tamam, bir de fiş alabilir miyim? Teşekkür ederim abi, poşetimi de alayım. Hoşça kalın, kolay gelsin. Senin alışverişin ne durumda Esra? Merhabalar, kolay gelsin. Kemer bakıyorum hanımefendi, hatta arkanızda görüyorum zaten. Bu iki model mi var sadece? Bir bakabilir miyim şu siyaha? Kemer beline epey büyük oldu sanırım. Ama ben bunu gittiğim zaman hemen keserim, bir delik açarım. Ya da şimdi ayakkabıcıya gideceğiz ya, orada da deldirebilirim. Bunu üstüme göre yaparım çünkü bu gold detayı çok şık. Zaten böyle ince bir kemer istiyordum. Ne kadardı ücreti? 35 TL, tamam. Evet, kemerimi de aldım. Hemen ayakkabımı, çantamı alıp alışverişimi. Aa, inanamıyorum. Takı almadım. Bir tane kolye almam lazım. Ya bunu 30 yapar mısınız? Lütfen. Param yetmiyor. Tamam, verin. İlk olarak nereye gidiyoruz? Hemen ayakkabıcıya koşuyorum. Sanırım yanlış hatırlamıyorsam bir sefer Hülya bu tarz bir ayakkabı podyumda giydi. Bugün ben de gideceğim. Deneyecek başka bir ayakkabın var mı? No, kasa. Evet abicim, ayakkabılarımızın fiyatı ne kadar? 450 TL. Bana ne kadar? Size 420 TL. 380 TL. Bugünlük beni kırmayın lütfen. Peki. Başka zaman bu kadar indirim istemiyorum çünkü. Peki. Eksik parçan kaldı mı? Çanta, takı, gözlük, kravat. Acele etsen iyi olur. Hadi dur, koş, bekleme orada. Hadi gel. Aleyna sen bittin. Muhteşem star parçalar görüyorum. Hadi gel dış ses. Sen koş, biz birazdan geliyoruz. Ya alışverişini bitirmeden ek bütçe ve süresinden de faydalanarak Aleyna'nın star parçasını aramaya başlamış bile. Çok zor kombinler bunu ama kombinlerse de güzel kombinler. Bilmiyorum bununla ne yapılır ama ben bunu mesela giymem. Fiyatı ne kadarmış? Yani 65 TL'ymiş. Daha gıcık bir şey bulalım mı? Hülya'cığım, kolyeye tabii ki hepimiz adayız. Daha doğrusu Tina, sen, ben sürekli aday çıkıyoruz. Ama ben birinci kolyede kaldım diye birazcık siz bir ortalığı boş buldunuz. Saatten sonra ikinci kolyemde, üçüncü kolyemde, dördüncü kolyemde ve sayamadığın kadar kolyemde bende. 10 dakika süren var sadece Hülya. Hadi ya, bir bakarız hemen ya. Merhaba. Merhaba. Benim bir eteğim var, daralacak ama. Tamam. Ben hemen size ölçü vereyim. Dış ses, sen de her şeyimi çekme. Hadi git biraz diğer kızlara bak. İndirim yapar mısın? 150. Çok teşekkür ederim. Anlaştınız sanırım Tina. Var ya, çok uygun. Bir de tek numara kalmış burada ve 39 buldum. Bay bay. Dediğim gibi 250 idi normalde. 200 size 150. Abicim teşekkür ederim. Buyurun. Şimdi nereye gidiyorsun? Buradan hemen çanta ve takı bakmaya. Hadi görüşürüz. Ürünlerimi fiyatı nedir? 350 olsun bari ya. İndirim alabildin mi? Evet. Çok teşekkür ediyorum indiriminiz için. Hoşça kalın. Gidiyoruz. Kadıköy'deki alışverişimiz devam ederken Esra da aksesuar seçimine geçiyor. Bunun fiyatı ne kadar? Buyurun şöyle vereyim. 25 olsun. Lütfen. Ya Allah'ım, ya Rabbim, benim bu. Yani şansım ne? Bunlar ne kadar? Bunlar daha pahalı. Neyse, ben o zaman 10 TL daha veriyorum. 35 TL. Tamam, fişimi de aldım. Hemen ayakkabıcıya koşuyoruz. Hemen. Kravatımı aldım. Ne kadar abla? 50 demişti. 50 lira canım. Evet, tamam.
fişimi de alayım lütfen. Eksik. Çok teşekkür ediyorum. Ne eksiğin var peki? Çantamız yok. Koş. Koş çantaya. Kolay gelsin. İyi günler. Hoşçakalın. Ne kadar bütçen vardı Çağla? 50 TL dişsiz. Abi şuna bakabilir miyim? Bu çantaya yetecek mi bütçen? Bence verir değil mi abi? Sen çok iyi birine benziyorsun. Veririz sana. Ne kadar verirsin İşin, peki bana bunu? Senin bütçene göre vereceğiz artık. Abi. Normalde 100 liradır bu yani. Abi 20 liraya ver ama ne olur. Olmaz ama. Ben senin 30 lira zarar edeceğim. Girişim ben 100 liraya satıyorum. Sana 20 liraya veririm. Anlıyorum. Tam 5 lira şey ya. 5 liraya tamam, bari küpü alayım. Şey yapayım. Tamam 45'e alayım ben bunu. Terziye paran kalmıyor ama. Terziye yalvar yakar hediye etmesini isteyeceğim dişsiz. Çünkü param kalmadı şu an. Abicim çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin abi. Hayır. Bakalım Gamze ne durumda? Dış ses gözlük bakmaya geldim. Çünkü aksesuar olarak gözlük almayı düşünüyorum. Fakat geçerken az önce buradan gözlüğü gözüme kestirdim. Gözlük çatlamış. Aha aynısını buldum. Bu arada dış ses aklıma ne geldi? Köylü güzeli Hülya. Aşırı rüküş kıyafetiyle. Kaç puan almıştı? Bir mi almıştı? Kaç almıştı? Gamzeciğim şöyle bir dönüp aynaya baksan böyle olursun. Aa rüküş benmişim. Jürimiz Hülya'yı dün pek beğenmemişti değil mi? Evet yerden yere vurdular. Bence hak etti. Bundan sonra da böyle gideceğini planlıyorum. Eminim bugün de biri almasını temenni ediyorum. İki gündür de gün sonuncusu sensin. Bence bugün de olacaksın. Bir tane daha gözlük bakacağım. Ona göre bir tanesini alacağım. Kasada bekliyoruz seni o halde. Ne kadar ödüyorsun gözlüklerini? Evet ne kadar? Bana bak ben niye bugün böyle bonkör oldum ki? 40-40 tamam 80 lira vereyim. Teşekkürler hoşçakalın gidiyoruz. Abi şu beli de bir tık. Aşağısı daptar olsun. İyice böyle yürümekte biraz zorlanayım. Yırtmacı var ya. Kemerin hazır mı? Kemerim okey. Müthiş olmuş. Vallahi müthiş olmuş. Aha da kemerim de bu. En iyi kombim benim. Şimdi ne yapıyoruz peki? Biz gidelim şu star parçayı alalım abi bunu daraltsın. Biz de Esra'nın nasıl bir ayakkabı tercih edeceğine bakıyoruz. Uganda olabilir. Siyah olsun yeter. 38'i bir deneyebilir miyim? Zaten paçam uzun olduğu için. Nerede deneyim? Denemeden alamaz mısın? Yani denemek zorundayım çünkü ayağımdan çıkarsa maalesef ki olmaz. Nasıl oldu peki? Alıyor musun? Kasada görüşürüz. Hanımefendi 75 demişti. Tamam şuradan alabilirsiniz. Şimdi nereye gidiyorsun? Koşa koşa gidiyorum. Terziye yol üstü bir çanta bulup alıyorum ve alışverişim bitiyor ve 2 dakikam falan kaldı galiba. Hemen koşuyorum. Bay bay. Bunların topukları çok kalın. Bunlar olmaz. Önce kendi parçanı sonra da Esra'nın star parçasını seçelim o halde. Esra'cığım star parçanı buradan alacağım bugün. Sana harika sürprizlerim var. Esra için gözüne çarpan bir model var mı? Hemen seçiyorum. Yine eşsiz bir parça. Eminim Esra bunu harika kombinleyecektir. Fiyatı ne kadarmış? Aa sudan ucuz 195 TL. Valla bunu alırsam yarına bana para kaldı. Bak 55 TL bana para kaldı. Esra hadi iyiyiz kız. Sana kahve ısmarlarım. Başka bir model var mı gözüne takılan? Bu da Esra'ya belki biraz renk katar, kahve tonlarını seviyor. Bu da olabilir. Bu da harika. Nadide parçalardan bir tanesi. Ben şimdi hemen hangi star nadide parçamı alacağıma karar veriyorum ve kasada görüşüyoruz. Nasıl bir takı alacağım biliyor musun? Aklımda yıldız. Nasıl olsa buranın yıldızı ben olacağım ya da istes. Ne kadar? 55 lira. 50 lira yapamıyor muyuz? Teşekkürler. Ayakkabı ve çantaya param yetmeyebilir. İki tane gözlük aldığına pişman mısın peki? İki tane gözlük aldığıma pişman mıyım? Pişman belki geri veririm. Elini çabuk tutsan iyi olur. 50 TL ile bana ne verebiliyorsun? Tamam, şuradaki çantalarım var. Bunlar normalde 100 liraya satıyorum. Burada beğendiğim bir şey varsa. Bunu verebiliyor musun? Verebilirim. Sorun tamam değil. Bunu ver. Sırf sizin işiniz görürsün. Tamam abicim. Süren bitmek üzere Tina. Gerçekten mi? Onu ver ver. Ben çantamı atarım. Teşekkür ederim. Bunu da aldık. Ne kaldı biliyor musun? Gözlük ve takı. Kalan sürede eksiklerini alabilecek misin? Çok teşekkür ederim. Ben eminim alırım. Hadi gel gidelim. Boynunda ne var öyle Çağla? Sessiz. Parasızlık çok zor biliyor musun bu devirde? Çantamdan çıkarttığım aksesuar yaptım. Çünkü 5 TL param kaldı ve belki de eteğim bile olmayacak şimdi. O yüzden terziye yalvarmaya gidiyorum Dişses. Bana şans dile tamam mı? Şansın bol olsun. Aleyna senin alışverişin ne durumda? 25 TL'ye bunu buldum abi bana 20 TL yapar bunu. Gel Dişses hemen verelim. Verelim abiye al abicim. Şimdi şu ikisinde kararsız kaldım Dişses. Hangisi daha çok bana yakıştı bana çabuk ve söyle. Bu mu? Tam öğrenci gibi oldum. Yoksa bu mu? Bence diğeri. Abi bir de bunu alıyorum. Abi ne olur indirim yap hiçbir şeyim yok param yok şeyim yok. 50 lira. Param bitti.
Aa, kapanmıyor çap. Of, neyse boş ver. Hadi gel gidelim. Şöylesine ben 35 TL veriyorum. Şöyle bırakıyorum. Çok teşekkür ederim. Hayırlı işler. Hemen Gamze'nin parlaması için ona star parçayı almaya gidiyorum. Hadi koşalım. Gamze de kendi ayakkabısına karar veriyor. Evet, çok tatlı bir terlik buldum. Spor bir şey istemiştim. Ama yapacak bir şey yok. Bunları beğendim. Bunları alacağım listes. Çantanı buldun mu peki? Oo, çanta var bir de. Hemen şunu alalım listes. Hemen çanta alayım. Elini çabuk tutman lazım. Tamam, hadi gidiyoruz. Alabilir miyim ben? Ben önce alabilir miyim? Geç kaldım çünkü. Bugün de böyle indirim. Daha az önce düştü, 195'ti. Pazarlık bitti mi? Bitti. Evet. Abi parayla nasıl çanta alacağım ya? Bu arada Hülya Aleyna'nın star parçasına karar vermiş bile. Evet, muhteşem gerçekten. Canım arkadaşıma özel kombinlisin diye çok özel bir tasarım alıyorum kendisine. Ne kadar acaba bu? 70 TL. Ay, fiyatı da çok uykumuş, para da cebime kaldı. Kalan parayı bugün kullanamadığını biliyorsun değil mi? Yok, biliyorum onu. Keşke kullandırsaydınız, gider bir stiletto alırdım hemen şu anda. Şöyle buyurun. Hadi koşarak küpe alalım, ondan sonra da hemen terziye gidelim tekrar. Biz de ayakkabısına karar veren Zeynep'in yanında alıyoruz soluğu. Önce kendi nadide parçamı alayım lütfen. Kendi ayakkabına ne kadar ödüyorsun Zeynep? 195 TL. Esra'nın star parçasına da karar verdin mi? Esra'ya aldığım star parçam da 195 TL. Kalan parayı yarının bütçesi için saklamayı unutma. Kolay gelsin. Ne durumdasın Tina? Gözlük seçiyorum işte. Biz seni kasada bekleyelim mi? Olur olur, sen git. Seçtiklerimi seçtim. Beşimdi. Abiden indirim de aldım. Neler aldın? Bir gözlük aldım. Bir kolye aldım. Hemen burada bak. Kolyem burada. Küpem de burada. Ne kadar ödedin peki? 115. 100 TL aldı. Hadi görüşürüz. Esra, senin alışverişin ne durumda? Evet. Alışverişim bitmedi ama alışveriş süren bitti. O yüzden alışverişimi sonlandırdım. Çantamı alamadım. Bunun için gerçekten günlerce ağlayabilirim. Ama şu an ağlayamayacağım. Çünkü bugün biliyorsunuz ki Gamze'ye bir star parça alacağım. Biraz moralim bozuk ama onun star parçasıyla hemen moralimi toplayıp şöyle bir diye gülümseyebilirim. Çok acil sırt çantası arıyorum. Bana sırt çantası modellerini gösterir misin? Ufak istiyorum, ufak, küçük, siyah. Ne kadar abi fiyatı? 150. Abi bana 100 lira yapar mısın? 100 TL param kaldı son. Yaparsın. Tamam, peki. Tamam dedi. Son paramı verdim size. Hemen fişinizi kesin. Hemen, hemen. Alışverişin bitti mi? Ve şükürler olsun ki alışverişimiz bitti bizde. Şimdi hemen star parçamızı alıp kızların yanına gitme vakti. Haydi gel gidelim. Hala çanta seçemedin mi? Ama yani kötü çantayla gelmektense çantasız gel demişlerdi. Bunu da düşünmüyor değilim. Çanta almayacak mısın yoksa? Keşke gözlüğümü aldığım yerden çantamı alsaydım. Çok pişmanım. Çantasız çıkacağım bugün. O halde star parça alışverişine geçelim mi? Evet, geçiyoruz. Sen star parçanı ararken biz de Çağla'nın yanına gidelim. Abla, sana söylemek istediğim bir şey var benim. Buyurun. Bana kızma ama. Başta anlaşalım mı? Söyle. Ben şimdi çorap çizme aldım. Biliyorsun mevsimi değil ve çok pahalıydı. 5 TL param kaldı abla. Ne olur bana kızma. Eteksiz çıkamam. Bugünlük bana yap. Hep sana geleceğim. Bir daha da hiç böyle bir şey rica etmeyeceğim. Bir dahakine fazla fazla veririm. Fazla veririm. Vallahi sadece sana ayırır veririm. Fazlasını al benden bugünü. Hiçbir şey demeyeceğim aldım. Tamam. Tamam mı? Tamam, o zaman 5 lirayı veriyorum. Hakkını helal et. Kusuruma bakma. Küçük bir işlemim var. O bitsin, onu bekleyelim. Ben eteğimi alıp geliyorum yanına. 17,5 ama 10 TL'm var. 10 TL'den yardımcı olacak mısınız? Tamam, hemen çantamı atıyorum. 10 TL'mi veriyorum. Bu arada çok az zamanın kaldı Hülya. Aynen, koşa koşa gideceğiz şimdi hemen terziye. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Amcacığım hazır mı? Hazır abla. Teşekkür ederim. Şöyle poşetimi vereyim. Ücreti de vereyim sana. İşimi de alıp. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Emeğinize sağlık. Hoşçakalın. Tam Gamze gibi böyle. Gamze de ben yıldızım, yıldızım diyor. Bunun da yıldızları var ve parlıyor. Bunu Gamze'ye alabilirim dışsız. Böyle bir parça mı alacaksın yoksa? Evet, buradan alıp buluşma noktasına gideceğim. Kasada görüşelim dışsız. Teşekkür ederim. Ne kadardı? Hemen ödemesini yapayım. Siz de bu sırada bana fiş verirseniz çok memnun olurum. Alışverişini tamamladın değil mi? Bir alışverişin daha sonuna geldik. Buluşma noktasında görüşürüz. Buradan Tina'ya çok güzel bir şey bulacağım. Yani güzel dedim, çok kötü bir şey bulacağım ki zor kombinlesin. Buna ne dersin? Diş ses. Tina bunu zaten yani normalde de böyle basit şeyler giydiği için onu biraz zorlamak istiyorum. O verdiğin olmaz o yüzden. Vay 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 Çağla. Maşallah dilin durmuyor. Ne kadar konuşmuşsun, bir dur yahu. Diş ses, ben biraz bakayım şimdi, kötü bir şeyler bakayım, bulmaya çalışayım. Kasada görüşelim, tamam mı? Hadi bay bay. Evet, ben bunu ödeyeyim hemen. Ne kadardı?
Bir fiş alabilir miyim? Tina'cığım, seni çok güzel bir şey bekliyor. Hazır mısın buna? Ne aldığını merak ettim doğrusu. Çok değişik bir şey aldım Dışses. Çok merak ediyorum. O kombinleyemediğim ter parça ne? Tamam, bunu da hallettik. Alışverişimizi de bitirdik. Hadi gidelim. Sen buluşma noktasına giderken biz de Gamze'nin yanında alıyoruz soluğu. Ne alsam? Şu leopor etek güzel. Bence bu leopor etekle kombin yapabilir. Ben bunu alıyorum Dışses. Evet, eteğin tatlılığına bakın, bana çok yakıştı. Zeynep'e de eminim çok yakışmaz. Hatta hiç yakışmaz. Ben onu o kadar iyi kombinleyeceğim ki bir star nasıl oluyormuş görsün. Önemli olan parçalar değil, kombinleyebilmektir. Kendi kombin işini bilmediği için ben ona yarın öğreteceğim. Ne kadar ödeme yapıyorum? 75. Çok teşekkürler. Gidiyoruz, çantayı almadan günü bitirdik Dışses. Zamanını ve bütçeni ona göre ayarlarsın artık. Evet, bay bay. Son param abi, biliyor musun? Bir kuruş, son sana 150 bıraktım, bir kuruşum yok. Şöyle buyur abicim. Alışverişimi bitirdim, terzi işimi de hallettim. Hadi artık toplanmalarına gidelim. Atölyemizde tadilat işin olacak mı? Gömleğime kol düğmesi, düğme aldım. Düğme dikeceğim. Bir de tül aldım. Onu böyle ellerime eldiven yapabilirsem yapacağım. Eğer mümkünse terzilerimizden de yardım almak istiyorum. Yapılacak başka bir şey olmadığına eminsin değil mi? Dışses bir daha düşüneyim. Yapacak bir şeyim var mı? Sonra söylemedi. Yaptı olmasın. Düğme dikilecek, kol yapılacak, kol düğmesi takılacak. Çantanın kulpu şeyi var, püskülü. Orayı çıkaracağım. Bir de abi bana şu kalan kumaşımı verir misin? Onunla da çantaya kumaş yapıştıracağım. Çantamın üstü biraz solmuş, biliyorsun çok uygun fiyata aldım. Şu kumaşımdan üstüne yapıştırabilirim de yapıştırmayabilirim de. İnşallah vaktim kalırsa halledeceğim. Hadi gidelim. Tamam. Tekrar sağ ol abi. Hadi kolay gelsin, hoşçakal. Bu arada Aleyna da Çağla'nın star parçasına karar veriyor. Ben bunu çok güzel kombinlerdim. Bakalım Çağla bunu nasıl kombinleyecek? Ben star parçamı seçtim Dışses. Ödeme için kasaya gidelim mi? Evet. Tamam Dışses, görüşürüz, bay bay. Ne kadardı? Kalan parayla Çağla'ya bir şeyler daha alabilirsin. Hayır tabii ki, belki yarın alışverişimde kullanırım. Kolay gelsin. İyi günler, hoşça kalın. Evet, hemen çantamı, gözlüğümü, küpelerimi, bilekliğimi ve yüzüğümü. Ne kadar ödüyorsun tüm bunlar için? 250 yaparım dediniz. O zaman siz bana 235 yapın. Tamam, 235. Evet, her şeyimi aldım. Alışverişim bitti. Size de çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Hoşça kalın. Ne kadar güzel bir desen. Ne kadar güzel bir etek. Bu parçayı mı beğendin? Bunu baktım. Biraz daha bakacağım. Ona göre kararımı vereceğim ne alacağımı. Hülya için star parça arayan Tina bulabileceği en kötü parçayı arıyor. Ne kadar oldu? 25 lira. Süren bitmek üzere Tina. Tamam, o zaman şöyle vereyim size. Teşekkür ederim toplama noktasına. Hadi gidelim. Kadıköy'deki 2 saatlik alışveriş süremiz sona ererken yarışmacılarımız buluşma noktasında bir araya geliyor. Hoş geldiniz hanımlar. Hoş bulduk. Gamze çantasını alamadı bugün ama çanta alamayan başka bir isim daha var aranızda. Esra. Esra da çantasını alamadı maalesef. Hiç şaşırmadım. Dün ikisi sonuncu olmuştu zaten. Çantamı yetiştiremedim ama kombinime güveniyorum. Jürinin sizlere söylediği sürekli şey şu. Gerekirse bu kötü çantaları almayın, çantasız çıkın demişti. Ben de çantasız çıkacağım. Çok bir şey değişeceğini düşünmüyorum. Kılıfını hazırladı. Aynen evet. Kılıfını hazırladı, bravo. Çevir kası yansın. Bu nasıl sığınıyor? Jüri dedi ki buna sığınmayın ama. Bu konudaki son kararı yine jürimiz verecek arkadaşlar. Evet. Dilerseniz doya doya moda villasına doğru yola çıkabilirsiniz. Çıkalım. Haydi çıkalım. Sen Hülya'nın stres topusun. Burada vaktin kısıtlı. Çay kaşığı Tina. Senin burada kabusun olacak. Bana bak, ben Hülya değilim he. Ha bakayım. Aa, sen Gamze'sin herhalde, yeni kız. Kimin? Star parça bu mu? Ay. Ben Tina'yı aldım. Aa niye gay kızar? Aa bir şey çıkıyor. Aa. Star parça bu demeyin sakın. Yok artık. Bu şaka mı? Bir kere kafandaki şapkayı çıkarır mısın lütfen? Çok kötü. Şu gözlüğünü de çıkar Allah aşkına. Lütfen o gözlüğü, yani göz. Gerçekten o gözlüğü beğenip taktın mı? Öyle el kol hareketi yapamazsın zaten. Ne oluyor? Ay. Ne oluyor? O yerine otur. Yerine otur derken. O yerine otur. Otur. Yerine otur derken. Evet. Dur yerine. Ne oluyor? Yerine otur derken. Yerine otur. Gamze yerine oturacak. Ne oluyor ya? Ne zannettiniz burayı siz? Sen gidiyorsun kızım. Sen gidiyorsun. Ne bağırıyorsun? Kendine gel. Benden büyüksün. Sus. Doya doya moda villasına ulaşan yarışmacılarımız hız kesmeden podyum hazırlıklarına devam ediyor.
Hummalı bir saç ve makyaj hazırlığının ardından günün finali başlıyor. Derken her şey yeniden gitti derken sabrettim ben. Tam o anda ummadığında bir güneş parlar da sen. Bitti derken her şey yeniden gitti derken sabrettim ben. Modanın bedeni olmaz. Çünkü güzelliğin ölçüsü olmaz. Kalıpları yıkmaya geliyoruz. Kendini çok sev. Doya doya modaya hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Aa, bana bak yalnız. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Benim efendim hemen kaptı oradan. Hoş geldiniz efendim. Ya içinden geldi bu. Allah Allah. Aşkım ya. Bütün güzel enerjiler sizlerle olsun. Büyük bir heyecanla, büyük bir keyifle buradayız. Kızlar, bugünün konsepti neydi? Bir yöne yedi kombin. Duyamadık. Bir yöne yedi kombin. Bravo. Pekala, neredeydik? Kadıköy. Bravo, öyleyse hadi bakalım Zeynep'le başlayalım. Ay ne kadar az alkış Zeynep'e ya. Ama Zeynep'i bir alkışlayın. Zeynep 2 gündür yoktu. Geçmiş olsun Zeynep. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Geçmiş olsun, nasılsın? Çok teşekkür ederim, çok iyiyim. İyisin maşallah, evet, iyi. Şu anda 2 gündür yoktun aramızda. Evet. Ne oldu, hani son durumun nedir şu anda kolunla ilgili? Şu an alçıyı çıkardık, atel var. Cumartesi günü tekrar röntgen çekilecek. Ona göre ya tekrar alçıya döneceğiz ya da atelle devam edeceğiz. Harika, iyi maşallah. Bugün aramızda olduğun için çok mutluyum kendi adıma. Ben de burada olmaktan çok mutluyum, teşekkür ederim. Yokluğunda belli yani, burada bir sessizlik var sende. Bayağı dil varmış. Burada bayağı ses yapıyormuşsun. Ne mutlu. Bayağı tıpı oynadık sen yokken. Geldim hocam. Geldim. Sesi yükseltmeye geldim. Allah Allah. İyi hadi bakalım.
Peki geldin, ne hissediyorsun şu anda? Ne hissettin? Çok bayağıdır mutluyum, yoktun. Çok özlemişim. Yokken ne hissettin? Yokken çok zordu. O kadar alışmışım ki sürekli saate baktım. Şimdi alışverişteydim, şimdi çekimdeydim ya, diye. Değil mi? Sürekli ay, böyle çok. Evet, gerçekten. Düşünsene herkes ailem olmuş. Bir de elendiğini düşün yani. De o psikolojiyi demek düşün. Demek ki o elenen güzel kızlarımız hep öyle yapıyorlar şu anda. Evet, zor günler geçiriyoruz. Evet. Nihan da gitti. Evet. Özlüyor musun? Çok özlüyorum tabii ki. O da burada bir neşe, o da bir sesti. Çok özlüyorum bayağı ama sürekli. Bayağı o da sesmiş bu arada, onun da yokluğu. Bayağı bir ne kadar ses olduğunu burada bize gösterdi. İkiniz evet. Bir anda yok olunca bir de. Burası biz bayağı burada sakin, güzel, sessiz, daha az kavgalı. Ama beni özlediniz değil mi? Yok yok, kızlar da aratmadı sizi. Pekala, bugün alışverişinde Hülya'yla yine birazcık böyle bir şeyler olmuş. Evet. Sanırım cuma gününden başlıyor sizin. Nihan'ın gitmesiyle Hülya kulağına bir şeyler fısıldıyor ve evet. Sen bayağı buna sinirleniyorsun. Evet. Ve ne oldu yani? Ne şöyle fısıldadı söyleyeyim. Kulağına? Ne fısıldamış olabilir yani? O kadar seni sinirlendirecek. Öncelikle bunun baş kahramanı çay kaşığı Tina. O mikser aslında. Olayın çıkma sebebi o aslında. Neyse, ondan dinleyelim. Hülya'ya geliyor olay. Şöyle çok anlatayım. Yanlış, tamamen yanlışın içindesin. Tamam anlat bakalım. Anlat bakalım. Hangi güvenliğini söyle. Şöyle bakalım. O da bana kalsın Aleyna. Yanlış söylemişsin. Yok evet. Yo, sen merak yanlış etme. Ben yanlışın içindesin boynuna Tina kadar. Tina değil, benden çıktı bu. Sen de mi başladın Aleyna kulak vermeye artık? Senin varsa bizim de güvercinlerimiz var. Zeynep filmi bu da. Demek ki seninkiler yanlış yetiştiriyor ama. Yok seninki yanlış. Söylemiş. Sizdeki Tina sistemle bizdeki sistem çok farklı çalışır. Siz birbirinizin arkasını iş çevirirsiniz. Sen Hülya'nın stres topusun. Burada vaktin kısıtlı. Haberin olsun. Neyse. Ama ne fısıldadı da Nihan'ın kulağına sen o kadar sinirlendin? Buradan yukarı çıktım. Röportajımı verdim. Yukarı çıktım. Baktım Hülya hızlı hızlı çıktı odadan böyle. Bir hışımla böyle. Böyle bana da o bakışlarıyla. Aa, dedim bir şey var. Girdim içeriye. Nihan dedi ki Hülya bana dedi ki Zeynep seni hiç sevmiyor. Aslında seninle hiç arkadaşlık yapmıyor. Ama seninle zoraki olduğu için bir arkadaşlık içerisinde. Senin dostun değil. At, at. Daha neler var? Atayım mı? Arayalım mı Nihan'a? Ara. Arayalım Nihan'a. Ben söylediğimi söyletsin. Bir şey söyle. Sen bunları... Ben Nihan'a dedim ki... Nihan bana bir şey söyledi. Çıkışta çok kızdım. Sonra dedim ki sen de dostun düşmanını bilmeden evet. Gidiyorsun. Bu arada şunu söyleyip bana Aleyna söyledi. Evet. Ve biz bu konuyu zaten cuma günü eğlencemiz bozulmasın diye açmadık. Pazartesi günü ekibe de söyledik zaten konuşulacaktı. Gitmiş birine demiş ki ben Nihan'la arkadaşlık ettiğime pişmanım. Yanlış yaptım. Aynen evet. Nihan'a söyledi iki cümle burada. Birine derken burada arkadaşlarınız arasında bana mı? Bana Aleyna söyledi. Yok, yarışmacı arkadaşlarımız ben de Nihan'a o gün çok kızdığım için ben de Nihan'a söyledim bunu. Ama kime bana söyledi, söyledi dedin Aleyna? Şu an ismini tabii ki vermek istemiyorum. Hayır, isim versin ama lütfen. Yarışmacı arkadaşlarımız değil. Dışarıdan hiç burasıyla alakası olmayan burada. Buradan dışarıdan olması İsim mümkün versinler. Değil. Buradan. Yani yok, kimse hayır, ona gelsin yüzleşelim hatta. Hayır. Çünkü ben bunu söyleyemem. Şöyle bir şey var. Ben bu zamana kadar hep ne söylediysem herkesin yüzüne söyledim. Ama biz buna nasıl güvenebiliriz şu anda? Niye veremiyorsun şöyle isim? Şöyle yapalım Yasemin Hanım bence. Ben Zeynep'e birebir söyleyeyim ama burada söylemeyelim. Bence yok burada. Öyle birebir yok. Ben sana söyleyeyim kim olduğunu. Yok o da buraya gelecek. O kişiyi altında bırakmayalım. Niye? Hani çünkü... Bir şey söylediyse arkasında duracak. Bak ben tamam, arkasındayım. Tamam sen birebir görüş. O da çıksın söyleyeyim mi demedin mi? Sen hayır, onunla birebir görüş. Bütün insanların önünde yüzleşeceğiz. Madem ki ben bunu söyledim. O benim bunu söylediğimi ispatlayacak. Ben de söylemediğimi ispatlayacağım. Nasıl ispatlayacak? Söylemedim diyeceksin sen. Çünkü bu, söylemedim. Bunu söyleyen ben kişi de hiç söylersem, öyle bir insan değil. Bak, sen ben bir şey söylersem söyledim derim. Ki ben Nihan'ı çok seviyorum. Niye böyle bir şey neden söylesin böyle bir şey söyleyeyim? Seviyorsun da niye bir haftadır ayrısınız? Ayrı oturuyordunuz siz. Biz zaten ayrı oturuyoruz. Ayrı oturuyordunuz Zeynep. Hep ayrıydı. Ya gerçekten ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Sürekli Nihan'la beraber oturuyoruz. Ve Nihan hiç hep benim Nihan'ın kendi problemleri nasıl var. Nasıl kıvırıyorsun? Sizin tamam. Problemleriniz Zeynep varsa onun da problemleri var. Olabilir. Ha, buna Çağla da şahit, hayır, Esra evet, da şahit. Hep birliktelerdi, tamam. Yemekteyken birliktelerdi. Gözün gördüğü bir şey var buradayken birliktelerdi. Yemek yemiyor yani onun olayı o. Normalde sabah kahvaltı da yapmıyor. Öğlen yemeği de yemiyor.
Ben Çağlar'la ya da Esra'yla biz yemek yiyoruz ama onun dışında hep buradayım. Hatta cuma günü de burada dizine yattım. Seni şöyle yapacağım. Sarı, bilmem nasıl. Seni şöyle yapacağım değil. Böyle dedim yapacağım. Ki sana burayı dar edeceğim dedim. Cevap bile vermedim. Her gün dedim. Buradan gitmek için neler dua neler edeceksin dedim. Yine aynı şeyi söylüyorum. Senin burada kabusun olacağım. Zeynep, bir şey söyleyeceğim. Zeynep, her gün buradan gitmek için dua edeceğim. Elini yiyinde, el kol hareketi yapamazsın. Elini yiyinde, benimle konuşurken sen karışma, senlik bir şey yok. Sen elini indir. Ne oluyor? Ay, sen ne yapıyorsun? Ne oluyor? Elini indir. Indir. Sen bana nasıl öyle el kol hareketi yapıyorsun? O el ne? Sen nasıl bana el ele? Ha? Ha? O el ne? Dur, dur, sen dur, nasıl şey. Bana aa, öyle titredim el kol bak, hareketi öyle yaptın ya bacağını. Bir korktum ben burada şimdi. Bana bak, ben Hülya değilim ha. Ha bakayım. Aa sen Gamze'sin herhalde, yeni kız. Ha. Yeni kız. İki hadi gündür söyle. Yoktun şimdi. Bugün iyi tanırsın beni. Ben 8 haftadır buradayım. Sen 2 gündür buradasın. Herkes ama 2 gündür senin, senin adını bile muhatabın kimse bilsin, anlıyor hadi. Burada nedense 2 gündür. Evet. Sen de böyle el kol hareketi yapmayacaksın. Seni de... Yapmayacaksın. Ben senin o şeylerine benzemem. Elemanlarına, kafana göre. Buna siz cevap verin. Buna siz cevap verin. Buna siz cevap verin. Ben cevap vermeyeyim kızlar. Onları yönetiyorsun ya. Ben onlardan değilim güzelim. O eline, sen koluna dikkat edeceksin. Seni de kimin yönettiği belli bu arada. Otur. Zeynep'i görür görmez iki gün yoktu ya. Zeynep'i yerine otur derken. O yerine otur. Yerine otur derken. Otur yerine. Yerine otur derken. Bak çok açık. Yerine otur. Ne oluyor? Gamze yerine oturacak. Anladın. Çok özür dilerim ama o el kol hareketi yapıyor. Sen de sana yapmadı o. İyi takip etmiyorsun. O Hülya'ya yaptı. Sen oradan lafa girdin. Seninle alakası yoktu onun. Ne fark eder hocam? Sonuçta burada Hülya ile konuşuyor. Seni hiç ilgilendirmez. Gamze bana yaptın diyorsun. Sonra sen Hülya yaptı diyoruz. Ne fark eder diyorsun. İyi de benle konuşurken Hülya... bana el kol hareketi yapamazsın. Gamzeciğim tamam mı? Kendi kendine gelin güveye. Evet. Gözlüğün kalsın. Kalsın peki. Bir toplantıya gidiyorsun. Evet. Güzel görünüyorsun. Kalktığın zaman galiba çok hareket edince o artık yukarı kalktı. Şu anda evet bir... kolundan dolayı yapamıyorsun. Detayı var. Orada bir detay var. Gömleğini daha çok çektin. Güzel. Numaralı, şık, resmi görünüyorsun ve bir tarzın olduğunu, bir seksapoliten olduğunu da ortaya vurmak istiyorsun. Aksesuarların biraz daha güçlü olabilirdi. Ama genel olarak yapmaya çalıştığın şeyi anladım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben seni beğendim. Çantanı da beğendim. Duruşunu da beğendim. Tekrar gelmen çok güzel oldu ama geldin. Bağır 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 bağır. Bu kadar bağır 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 bağır. Bağırmayalım. Sakin sakin. Sakin sakin. Evet.
Yakıştı mı? Yakışmadı. Evet. Kolu da teşekkür sakat. Ederim. Teşekkür ederim. Zeynep'ciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Gerçekten burada yokluğun belliydi. Bilmiyorum Gamze ile daha önce tanıştınız mı hiç? Burada tanıştınız değil mi? Şimdi Gamze biraz konuyu yanlış anlamış olmalı ki. Gamze sen de çok değerli bir yarışmacısın. Çok da değerli bir kızımızsın. Çok da seviyoruz. Seni de geldiğin günden beri böyle güzel bir elektrik aldım ve beğendim. Ve hikayen de beni çok yaraladı ve üzdü. Çünkü gerçekten çok büyük acılar yaşamış bir arkadaşımız. Ama burada bu kadar yükselmen, kaldı ki konunun seninle hiçbir alakası yok. Konu tamamen Hülya ile Zeynep'in arasında. Hülya yükselmezken, senin burada yükselmen biraz kendini eksiye düşürür. Bu bir. İkincisi, ben sadece şöyle bir şey düşünüyorum Gamzeciğim. Senin burada geçmiş zamanda tecrübelerin olduğunu hep söylüyorsun ya. İşte 5 yıldır bir şey yapıyorum. 5 yıl önce şunu yaptım, böyle yaptım falan. Tabii ki anlıyorum ve çok kıymetli bu mücadelen ama senin bir var olma mücadelen olduğunu düşünüyorum. Ne demek istediğinizi anlamadım. Burada bir varlık göstermek adına bir mücadele verdiğini görüyorum şu an. Çünkü konu seninle alakalı değil. Burada konu tamamen bunun için Hülya ve hocam. Ben konuşuyorum. Pardon. Hülya ve Zeynep'le alakalı. Hülya burada sesini çıkartmazken sen oradan yükseliyorsun. Bir yandan da şunu düşünüyorum. Acaba Hülya, Aleyna, Tina ve bir de Gamze grubu mu oluştu diye düşünüyorum. Hayır, öyle bir şey yok. O zaman neden bu konuya yükseliyorsun? Çünkü konunun seninle hiçbir alakası yok. Şimdi şöyle, ben yaptığım tavırdan sonra konunun bile ne olduğunu unuttum. Ben tamamen onun bana anlık konu, hepimiz burada yorum yapıyoruz hocam. Ben yorum yaptım, onun bana el hareketinden ötürü. Ama onun el hareketi sana değil. Yani hayır, Hülya'yla muhatap. Ben ona bir şey söyledim, o da bana sen sus tarzında. Hayır, sana ya elini sen, indir dedim. Elin bana yaptı. Ama sen de ayağı şaktın. Elini indir benimle dedim. Benimle bu şekilde konuşamaz hocam. Çok özür diliyorum ama benimle bu şekilde konuşamaz. Gamzeciğim, sen de ayağa kalktın, gittin onun yanına. Hani vardır ya hani böyle hani derdinle kardeşim gibi hani diklen. Bu çok çirkin aynen bir şey. Öyle. Kesinlikle çok çirkin. Bir saniye, çok yakışıksız ve hiç hoş olmayan bir tavır. Saygısızca konuştun demeyi çok sıkıntıya düştüğüm durumda kullanırım ama bu hiç hoş bir durum değil. Hele ki iki genç hanım. Nasıl ya? Ya çok haklısınız. 30 yaşında bir kadın olarak bunu yapmak istemezdim ama inanın 30 bana. 30 yaşında bir kadınsın değil evet, mi? Evet, inanın. 25 yaşında. Yasemin bir ayağa kalkar mısın tatlım? Bir kalk ayağa. Bir kalk. Dur, şöyle duralım. Ben şimdi burada oturuyorum. Ve sen podyumdasın. Yapmam. Ne kadar evet. Hoş bir fotoğraf sence? Hiç hoş görünmüyor. Bu yakışıyor mu? Hiç bu hoş nasıl görünmüyor. Bana, Yasemin'e veya başka bir arkadaşımıza veya başka bir hanımefendiye yakışmayacaksa bu size de yakışmıyor. Çok çirkin. Burada seni sonsuz kınıyorum. Burada. Çok özür dilerim. Hiç hoşuma şey gitmedi. İstiyorum. Biraz önce özür dileyerek anlattığın o evet özür dilerim ama ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Evet özrünü kabul ediyorum kendi adıma fakat o kabul etmediğin şeyi izleyince göreceksin Gamze. Kendinin kabul etmiyorum diyerek o el hareketlerini kabul etmediğin şey de bir el hareketiydi bu arada. İzleyince görürsün. Onun ses tonu, el hareketi, bana tavrı. Muhakkak. İnanın büyük bana, ihtimal o da sana o insanlar şekilde. Bu arada Zeynep'i savunmuyoruz burada. Öyle bir şey yok. Zeynep hiç de aynı şekilde. Şey yok. Asla. Bunu da açıklamış olalım. Asla öyle bir şey yok. Ama sen ayağa kalkan yarışmacıydın burada. Bana karşımdaki insan nasıl davranırsa ben hayatım boyunca hep insanlara öyle gittim. Evet, şimdi konu insan biraz önceki tavır ya. Hı hı. Senin yükseldiğin bir tavır var sana. El kol hareketi tavrı. İzleyince göreceksin Gamze. Senin de tepkini. Gamzeciğim dün ve ondan önceki gün de biz senin tavırlarını gördük. Evet aslında doğasına tatlı bir kızsın. Belki kendini burada yanlış ifade ediyorsun. Belki de arkadaşlarının, yarışmacı arkadaşlarının etkisinde kalarak belki de nasıl söyleyeyim kendini burada farklı göstermeye çalışıyorsun istem dışı. Aslında senin öyle bir kız olmadığını ben tahmin ediyorum. Ancak bu çok yanlış bir şey.
Kaldı ki Zeynep buranın. Şimdi hepsi Aleyna'da, Hülya'da, Tina'da, Çağla yeni geldi, Esra da yeni geldi. Biz haftalardır burada kemik grup kim? Zeynep var, Aleyna var, Hülya var, Tina var. Şimdi siz üçünüz daha yeni, daha yakın zamanda gelen arkadaşlarımızsınız. Bir iki haftalık arkadaşlarımızsınız. Ama biz onları da tanıyoruz. Hiçbiri böyle bir şey yapmadı biliyor musun? Ve biz bunu inan bana gördüğümüzde ciddi anlamda müdahale eden insanlarız. De. Ancak burada yani senin bu tavrın izlediğin zaman göreceksin. Daha başka bir şey söylemek istemiyorum. Çok Zeynepciğim, tabii Müşak'cığım. Ki. Ve bu tavrın hani tecrübelerin bir tarafa bilemem. Ama burası ve bu tavrın biz burada buna izin vermiyoruz. Bu seni diskalifiyeye kadar götürür. Bu fiziksel temas biz burada asla, burada kızlar her zaman birbirleriyle son derece tartışırlar ama saygı bir şey var. Bir seviye var. Hani burası orası değil. Ama burası fiziksel öyle bir yer temas değil. Olmadı. Evet, iki gündür buradaki tavırlarımı analiz ediyorsunuz. Belki bugünkü tavrım hoş olmayabilir ama bunu şunu şu şekilde söylüyorum. Bundan sonrası için de bu geçerli. Belki kötü olabilir ama ben buyum. Bana iyi gelene iyi giderim. Bana o şekilde tavır sergileyene o şekilde tavır sergilerim. Bununla ilgili hep kendimi de göstermeye kesinlikle ihtiyacım yok. Özel hayatında ne yapıyorsan yap. Burada gerçekten var olduğun gibi var ol ama ekran önündeyiz. Bizim de gerçekten çok sinirlerimizin gerildiği bir durum oluyor. Ama hiçbirimiz birbirimize, yani tabii ki bizim aramızda olamaz böyle bir şey ama hiçbirimiz size, çok anormal durumlar yaşandı burada bu podyumda. En fazla dinlemek istemiyorum deyip kulise giden kadınım ben. Önemli değil. Yani hiç kimseyle böyle burun buruna gelecek seviyeye düşmedim. Sen burada hem kendini eksiğe düşürdün hem de seviyeyi altta bakiye çektin. Teşekkür ederim. Zeynep'ciğim hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nereye gidiyorsun? Tekrar söyle. Ben bugün yeni bir dizi başlıyor. Ben evet. Ona stylingini yapacağım. Ve Etiler'de iş görüşmesine gidiyorum. Eğer ki bu kolundaki sana destek veren durum olmasaydı, sana baktığım zaman tabii ki oturmandan ve kalkmandan dolayı bu biraz yukarı çekilmiş. Onu çekemezsin. Şu an elin kolun dolu. Çok beğendim. Şu hareket var ya. Hele bir de şurada küçük bir drape olsaydı. İşte o kadar. Evet. İşte o kadar. O. Çok havalı olur. İşte o. Bravo. Çok beğendim. Zeynep bir döndün pir döndün yani. Çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Ben de kısaca Gamzeciğim ben özürünü kabul etmiyorum. Neden? Ya bir şey ben söyleyeceğim. Ben konuşuyorum şu an. Sen hayırdır ya bir dakika sen hayırdır. Bu şekilde yerin dibine sokamazsınız ya. Sen biraz önce sen bir dakika ya. Bir dakika. Gülşen Hanım. Sor musun? Sus. Ben niye yapıyorum bunu? Sus. Pardon. Sus. Bu ne terbiyesizlik ya? Seviyeyi alt tabaka. Serdar konuşuyor burada. Ne demek bu terbiyesizlik? Ha sen böyle yaparken problem yok. Ben sana seviyeyi alt tabakaya çekiyorsun derken problem var. Sen gidiyorsun. Sen gidiyorsun. Ne bağırıyorsun? Kendine gel. Sen. Bağırma. Niye? Tekrar aramıza hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Ve bomba gibi geldiğini düşünüyorum. Çünkü üzerindeki gömleğin, yani ben büyük bir ihtimal dedim ki ya kesti, biçti, dikti, kolunu bir yerinden içeri sokmuşsun, diğer tarafını köşesinden çıkarmışsın yırtmacın. Gerçekten tebrik ediyorum. Şaşırttın beni. Geri döndün ama çok iyi geri döndün. Çok teşekkür ederim. Tebrik ederim. Çok sağ ol. Yasemin'ciğim. Öyleyse puanlıyoruz seni. Zeynep'ciğim dipnot olarak eğer ki showroom'uma bir gün bir celebrity'nin stylingi olarak showroom'uma gelmiş olsam bu stille biz bu kadınla inanılmaz işler yaparız derim kesinlikle. 5. Çok teşekkür ederim. Bacaklarını çapraz tut puan vereceğim. Tut devam puanım açana kadar. 5 kızım 5. Hoş geldin. Teşekkür ederim hocam. Hoş geldiniz Zeynep 5. Hoş bulduk Gülşen. Zeynepciğim bomba gibi geldin demiştim ya.
5. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Hülya'cığım, Zeynep senin yerini alalım. Hülya gel bakalım. Tebrik ederim. Nasılsın kızım? Merhabalar, iyiyim hocam. Siz nasılsınız? Güzel duruyor ötek. Ben iyiyim. Bayıldım. Ben çok seviyorum ya. Ama herkese yakışmasa da yakıştığı zaman şuradan çok seviyorum. Nereye gidiyorsun böyle çocuğum? İş kadınını modern tasarımlarla bütünleştiren bir moda çekimine gidiyorum dergide. Ben de yıllarca iş hayatının içerisinde çalıştım. Yönetici olarak hep böyle kalemi teklerle gezdim. Hep isterdim ki böyle bir şeyler daha olsa, cesaret edebilsem. Mesela şunları falan yaptım içine. Böyle de bir moda çekiminde bir röportaj, aynı zamanda fotoğraf çekileceğim. Fiyatları da alabilir miyim? Tabii. Ayakkabılarım 100 TL. Çantam ve gözlüğümü aynı yerden aldım, 90 TL. Kumaşlarıma 300 TL verdim. 150 terziye verdim. Gömlek yok. Bu tüllere de kumaşlarımın içinde 350 TL. Şurada da tül var değil mi çocuğum? Şöyle içimde. İçinde. Bildim hani bir küpelerini söylüyordun. Olarak küpelerime de 10 TL verdim. Hülya, çok zarif görünüyorsun. Önce ben hiç sevmedim o elindekileri. Yani böyle bir tüller yapmışsın ya. Ama içinle onu beraber yapınca şimdi hoşuma gitti. Yoksa tek başına çok kötü görünüyordu. Çantan çok uygun. Ayakkabıların, terliklerin mi diyoruz ona? Terliklerin güzel. Kıyafetin sen mi eteği tarif ettin? Tabii hocam. Kumaşını, hı hı. Her tabii şeyini. Vallahi gidersin, her yere de gidersin. İşe de gidersin, iş görüşmesine de gidersin. Akşamüstü de bir davete bile gidebilirsin. Ben seni çok beğendim. Çok zarif duruyorsun. Gülşah'ım gözlük de çok hoş duruyor. Hoş geldin Hülya. Hoş bulduk Gülşah Hanım. Eteğini kendin diktirdin. Aha. Ben eteğini çok beğendim. Siyah üzerine beyaz ve gri çizgiyi çok severim. Prince de Gal denilen deseni de çok severim. Ekose'yi çok severim. Kaz ayağını çok severim. Takım elbisede de çok beğenirim. Klasik desenler. Bir kadın aynen. Bir kadının gerçekten maskülen tavrını ortaya koyan gerçek bir stildir bu. Şunları çok sevdim. Her ne kadar burada tülü sevmesem de içine bir şey giymiş havası verdin ya burada. Onu istedim. Bunu da çok sevdim. Terlik ayağındaki. Ayakkabı. Bunu ayakkabı yapmışsın. Ayakkabını da çok sevdim. Gözlüğün, çantan. Bravo Hülya. Sağ olun. Şahane gözüküyorsun. Bir şey unuttum, onu da söyleyebilir miyim? Ne o maskülen tavrı da özellikle kol düğmelerim. Kol düğmesi aldım, söylemeyi oh, unuttum. Wow. Onlara da 50 TL hayatım, verdim. Bir şey söyleyeceğim, düğmelerimi onu da gördüm. Değiştirdim. Onu da gördüm. Bu düğmelerinin siyah olması. Evet. Bu düğmeleri sen mi değiştirdin? Ben değiştirdim. 50 TL de onlara verdim, onu söylemeyi unuttum. Çok büyük bir hareket. Çok beğendim Hülya'cığım. Teşekkür ederim Gülşah Hanım. Kolunu biraz yukarı kaldırma şansı var mı? Çok az. Düşüyor. Kaldırmasın. Ya bir kolunu görebilir miyim? Gör tabii ki. Teşekkür ederim. Bu kadar çıkıyor. Her bir tanesini. Okey tamam. Çok öyle güzel. De bana. Çünkü şöyle bir şey var. Maskülen bir tarzı giyiyorsun. Ve onu feminenleştirdiğin an o maskülenliği birazcık softlaştırıyorsun. Yani feminenleştirdiğin için gözüme çok daha hoş geliyor. Dünden sonra tebrik ederim. Evet, çok üzüldüm bugün Gülşah Hanım. Tebrik ederim. Evet yani cuma perişanlığın, çok üzüldük burada hep beraber. Geçtim. Ama neticede dün bence kendince dalga geçtin ama bugün bravo sana. Helal olsun, süpersin. Teşekkür ederim. Sadece sen de gözlüklerini yakalayacak parıltıda Tina'nın ayakkabılarının ruganını isterdim. Bu da olmuş. Ama onunla da uf. Saçın, makyajın. Yani tam bir gerçekten bu işi böyle yapmak istiyorsan bu kadar olur. Bravo sana. Sağ olun Yasemin. Emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Evet, puanlarımızı veriyoruz. Kızlar odur budur demiyoruz. Hep beraber benim şarkımı söylüyoruz. Lütfen söylüyoruz. Yıldızların altında. Aferin kızım. Sağ olun hocam. Hepinize istiyorum bunu vermeyi. Hülya'cığım bravo sana. 5. Teşekkür ederim Gülşah Hanım. Tebrik ederim 5. Teşekkür ederim.
5 Hülya'cığım. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, senin yerine uğurluyoruz ve Gamze'yi podyuma alıyoruz. Niye alkışlamıyorsunuz? Hoş geldin Gamze. Hoş bulduk. Neredesin? Doğum gününe gidiyorum arkadaşımın, en yakın arkadaşımın. Hmm. Fiyatlarını alayım. Terliklerim 150 TL. Pantolonum, bu uzun pantolondu, kestim. Pantolonum ve bu büstiyerim 350 TL. Küpelerim 50 TL. Gözlüğüm 80 TL. Çantam yok. Çantan yok. Zamanım mı yetmedi? Evet, zamanım yetmedi maalesef. Tamam, 4 üzerinden değerlendirileceksin. Üstünde böyle bir şey kullanmanı sevdim. Terliklerini hiç sevmedim. O da çok kötü. Son 2 dakika. Çantan yok. Saçın, makyajın ve tatlı gözlüğün güzel. Teşekkür ederim. Serdar'cığım. Bana göre terliğine ve beyaz gömleğine ve büsteğine baktığım zaman bana kombinin çok anlam ifade etmiyor. Hmm. Teşekkürler. Çünkü gözlüğün de çok uyumlu bir gözlük değil. Tek başına çok hoş bir gözlük. Çok yakışmış saçınla, makyajınla. Görmek istediğimi ve seni daha şık ve klas görmek istediğim için böyle bir şey söyledim. Teşekkür ederim Yasemin'ciğim. Bu korsenin bu kupu bana göre bu gömleğin üzerine hiç uygun değil. Ya bu kadar kısa, enin yüksekliğinden bu kadar kısa bir kup giyeceksen tam karnında, ince belinin üstünde olmalıydı. Eğer göğsünden aşağıya düşen bir korse giyeceksen daha uzun, hatta göğüs altından kafesli başlayan, seni sımsıkı saran siyah bir şey olsaydı. Evet. Senden aslında tarz olarak umudum çok yüksek. Hala da onu düşürmemeye çalışıyorum. Teşekkürler. Bakalım yarın nasıl olacak? Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Gözlüğünü çıkar. Önündeki gömleğin düğmelerini aç. Bana içini göster. Aç yakalarını, gömleği kaldır. Aç şuranın yakalarını, şu ön düğmeni aç. Ön düğmeni aç. Evet, yakalarını da kaldır kızım. Biraz. Ha. Öbürü de çok modern. Bunu da böyle giyebilirsin. Evet. Ne hoş oldun sen böyle ya. Teşekkürler. Evet, puanlamaya geçiyoruz. Çantan yok, 4 üzerinden değerlendiriliyorsun. Terliklerini hiç beğenmedim. Stilini çok beğendim. 3 alman gerekiyordu. 2. Teşekkürler. Gamzecim, dün ne demiştim? Seni daha iyi görmek istiyorum demiştim. Ben duymadım ama, biz duymadık ama gelirsem görürsünüz demiştin. Neden böyle bir şey söyledin? Şunun için söyledim bunu. Ben seni motive etmek için güzel bir şey söyledim. Yani karşılığı cevap olarak bu mu olacaktı? Bunu tamamen kızlar ne diyecek ya da ne tepki verecek, mutlu olacaklar mı, olmayacaklar mı, bunu görmek için söyledim. O zaman sessiz söylemeseydin anında de duyabileceğimiz şekilde söyleseydin tepkimizi de görmüş olurdun bence. Sesi çıkanlar da belli oldu, çıkmayanlar da ve herkesin tepkisi belli oldu. Onu ölçmek istedim sadece. Neyse, puanlamadayız Serdar'cığım. Bence puanını aç. Okey. 2. Teşekkürler. 4 üzerinden değerlendirdim. 1. Teşekkürler. Şok mu olacaksın? 4 veriyorum sana. Teşekkür ederim hocam, sağ olun. Gamzeciğim, seni yerine alalım lütfen. Aleyna'yı podyum alıyoruz. Aleyna'cığım. Merhaba. Okuldan mı kaçtın? Back to school. Evet. Okula geri dönüyor. Kaçtın. Ben aslında okul yıllarında tanımamıştım kendisini diye hikayeye girermişim. Aleyna'cığım, hemen tabii fiyatlarını alalım lütfen. Tabii ki. Ayakkabılarım 380 TL, şort eteğim 100 TL, kravatım 50 TL, çantam 100 TL, gözlüğüm ve küpelerim de 50 TL. Teşekkür ederim. Ve karşımızda Aleyna Potter var. Aleyna'cığım, hayırdır? Asan nerede? Bu hafta seni podyumda... Arkadaşlar, bir şey sormak istiyorum ya. Portra sardınız. Bir dakika Yasemin, niye ben o kadar tatlı söyledim ki? Bir daha yapsana. Yap. Çalışıyor mu bu sihir? Benim asam var. Ben aldım, yemin ediyorum. Edo şahit, Edo'şu biliyorsunuz. Kime böyle
Esperianus yapsak ayağı yamuluyor falan yani. Esperianus! Böyle mi? Sersemlik! Haydi yok oldum ben. Yok oldum şu an. Yok burada yok. Harry Potter izleyenler belli oldu. Böyle bak böyle. Aşk olsun Ülkan'cığım ya. Yok ederse ama yok olduğundan diğer odamızdasın merak etme. Konseptini alabilir miyim lütfen? Konseptim okulum tatildeymiş ve açılıyor ilk gün. Ben okula gidiyorum ama tabii ki bu konsepti kafamda kurduğumda hani sanki böyle bir dizideymişim, dizi karakteriymişim gibi canlandırdım oyuncu kendi kafamda. Oyuncu olmak istediğini biliyoruz. Yani öyle hayal ettim kendimi. Evet. Hangi dizisin? Hayat bilgisi mi? Yani neredesin? Daha böyle işte liseli, romantik komedi falan o tarz. Hayat bilgisi. Bence Aleyna Potter. Aleyna Potter. Aleyna Potter. Keşke zamanımız olsaydı da bize biraz oynasaydın diyeceğim ama bir dahaki tamam, günlerde senden. Bunu isteyeceğim senden. Tamam. Okul başlıyor. Evet. Ve okula gidiyorsun. Gömleğine ne işlemler yaptın? Bir tek kolunu kestim. Evet. Bu şekilde kravat. Evet. Yakın. Çok tatlı görünüyorsun. Sana yeni okul hayatında... Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim Serdar Bey. Bilmiyorum görünüyor mu? Şu an seni görmek istediğim eteği, pileleri çizdim buraya. Evet, ne çizdim bakayım? Ah, çok tatlı. Bugün denedim aslında öyle bir etek. Yani bir saniyede bunu çizdim. Evet. Fakat kombinine geçmeden önce sana söylemek istediğim birkaç bir şey var. Tabii ki. Sen burada kolyeli yarışmacılarımızdansın ve ben senin son birkaç haftadır hiç beğenmiyorum. Hiçbir halini beğenmiyorum. Yani sen çok daha güçlü olman gerektiğini düşünüyorum. Akış toplantımızda sabah ben şöyle bir puanları, güncel puanlara bir bakarım. Bakarken senin puanını fark ettim. Şu an isim kullanmayacağım. Yarışmacılar arasında en düşük puan 18. Senin ise 21. Olacak iş mi? Olacak iş mi Aleyna? Değil. Ne bu? Yani bilmiyorum. Ben de gerçekten kendimi çok sorguluyorum. Her seferinde yani nerede hata yapıyorum? Nerede hata nerede yapıyorsun? Yanlış yapıyorum? Ne buluyorsun sonra? Yani hep bir şey çıkıyor yani. Dün işte konseptin az izliyor oldu. Bir önceki gün başka bir şeydi. Ben sana söyleyeyim. Kimse de yanlış anlamasın. Kusura da bakmasın. Burada senin... En yakın arkadaşın Hülya her gün çatır 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 beşleri alırken sen yanında ikinci kadın olarak rakipsiniz. Bunu unutmayın. Hepiniz için söylüyorum. Tabii ki sen devam et. Sen maçındasın. Sen maçındasın. Herkes kendi maçında. Ama sen ne oluyor? Haklısınız. Yani dediğim gibi bu haftaya kötü başladım ama bundan sonra o Aleyna'ya yani hadi gerçekten... bakalım. Umarım geç olmaz senin için. Onun dışında back to school yaptın. Yani okula geri dönüş yaptın. Ve bu podyum inanılmaz bir podyum. Senin bütün sınırları zorlayabileceğin bir podyum. Sen şu an çok klasik okula giden kurallara uyan bir kızsın. Kurallara uymana rağmen eksiklerin var. Şöyle bir dizine kadar... Çorabın olsaydı çizgili, onu da bırak bir kolajın olsaydı üstüne bir ceket. O filmlerden esinlenip o oyuncu karakter olsaydın da bir çılgınlık yapsaydın burada. Yok bahane. Hiçbirini kabul etmiyorum bahanelerini. Bu kadar. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ne haber kızım? İyiyim hocam. Siz nasılsınız? Bana göre her şeyle muhteşemsin ama eğer okul... canlandırmak istiyorsan çoraplarını bir beyaz çorap bir de üstünde bir hırka görmek isterdim. Ama çorapsız gitmen çok zor. Hırkasız gidebilirsin ama çok da hoş görünüyorsun. Hırkayı sorun etmeyeceğim ama çorabı sorun edebilirim. Gülşah Hanım. Teşekkürler. Aleyna. Gülşah Hanım. Hoş geldin. Hoş buldum. Çok tatlı gözüküyorsun. Teşekkürler. Çorabın yok, hırkan yok. Yaptığın konseptin çok eksik. Ben direkt puanımı açacağım. 2. Teşekkürler. Aleyna'cığım 2. Teşekkürler. 2 Aleyna. Teşekkürler. Bana ne oluyor? 4 kızım. Teşekkür ederim hocam.
Ne oluyorsa ne oluyor. Evet, şimdi Aleyna yerini alıyoruz ve Esra geliyor. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Hoş buldum. Nereye gidiyorsun? Ben İstanbul'da bir moda dergisinin çekimi için görüşmeye gidiyorum gündüz. Çantan yok. Evet, çantamı süreden dolayı yetiştiremedim. Çünkü terziye gömleğimi vermiştim. Ve gerçekten terzi tam bir faciaydı benim için. Yani sürüne sürüne falan çıktım. Çünkü yüksekti ve terziye giderken yol üstünde bir çanta bulup, zaten siyah yumuşak bir çanta almayı planlıyordum. Almayı planladım, girdiğim yerde çantalar çok pahalı olduğu için gömleği almak adına çantadan vazgeçmiş oldum. Anladım. Fiyatlar lütfen. Ayakkabım şöyle tek bantlı. 75 TL. Pantolonum 360 TL'ydi. 350 TL'ye aldım. Gömlek zaten buradan verdiğiniz gömlek. Şapkam 30 TL. Gözlüğüm ve küpelerim de. Gözlüğüm 90 TL. Küpelerim de 35 TL. Sadece jean'in sana çok yakışmış. Rugan mı ayakkabıların, terliklerin? Evet. Kemerin mat deri mi? Rugan mı? Kemerim mat. Pardon? Mat. Mat. Bilerek bir şey mi yapmaya çalıştın? Bunu uygun mu gördün? Yani şöyle, şapkamda rugan olmadığı için ikisini rugan olarak düşünmedim açıkçası. Şimdi ben bunları çok takım takım da sevmem. Ama biliyor musun, böyle de sevmiyorum. Böyle de hiç bana tarz gelmiyor. Yani başka bir numara çekecektin o zaman. Benim için öyle. Gömlek hiçbir türlü, yani ne yaptın bu gömleği sen? Tekrar bir dön lütfen, gömleğini incelemek istiyorum. Ne yaptın terzide gömleğini? Gömleğin sadece kollarının... Kolları çok güzel olmuş. Vatka mı? Vatka yok, hayır. Buraları volenli dursun istedim ama çok dar olduğu şimdi için... Şimdi teknik olarak tasarımda da, dikişte de şu kolu yaptığın gömlek stili vatka ister. Beğenmedim seni. Ama bir şey söylemek istiyorum. Siz Zeynep'le bir yakınlık oldu mu? Yakınlığınız var mı? Hani yakın hissediyor musunuz? Veya galiba arkadaşlarınız, siz yakınlaşırsanız çok tehlikeli ve sivrileceğinizi düşünüyor galiba. Şöyle, zaten geldiğim günden beri herkesin bir tezi vardı burada. İşte Esra, Zeynep yakınlaşmasıyla alakalı. Zeynep'le evet konuşmuyorduk. Ancak Zeynep bugün geldiğinde Zeynep'le muhabbet ettik. İşte koluyla alakalı. Zaten çok büyük bir anlaşamamazlığımız yoktu geldiğim günden beri. Onun dışında ben buradaki herkesin ters psikoloji yaptığını düşünüyorum. İşte Esra ile Zeynep yakınlaşması diyerek ters psikoloji yapıp aslında bizi birbirimizden uzak tutmaya çalışıyorlar, benim görüşüm. Çünkü tehlikeli olabileceğimizi düşünüyorlar. Şu açıdan, buraya gelen herkes Zeynep'i tercih etti ama herkes bir bir gitti diye bir tezleri de var. Ama ben ikinci haftamda sizinle hiç muhatap olmadan kolye almıştım. Onun dışında... Biz seninle olmadık. Onun dışında zaten burada herkes tarzıyla var oluyorsa... tarzımın olduğunu düşünüyorum buradaki herkes kadar, o yüzden burada varım. Yani Zeynep'i de evet samimi buluyorum gerçekten. Çıkar gözlüğü, Zeynep'in gözlüğünü tak, bir hava ver şu kıyafete Allah aşkına, hiç yakışmamış o gözlük model olarak. Sana veririm. Model olarak, saçlarını at arkaya. Ben bu kadar güzel uyan bir jean pantolon uzun zamandır sende görmüyordum. Çok yakışmış. O kadar güzel duruyor ki. Bu şıklıkta bir anda o farklı gözlükle, o şapkayla tekrar ortaya çıkmış. Bu kadar kızım söyleyecek. Teşekkür ederim. Gülşah'ım. Evet, tak gözlüğünü. Evet Esra'cığım, hoş geldin ve karşımıza böyle geldin. Bu ne? Türkiye'nin en stil kadınını, en iyi kombin yapan kadınını biz ararken, size böyle satır satır konseptler verirken, bu nedir? Bana bir anlat. Bu jean pan, evet basenin güzel oturmuş ama
diz kapağının aşağısının açılması lazım ki o yırtmacın bir anlamı olması gerekiyor. O ne öyle paçalı tavuk gibi? Bu bir. Yani ben... İkincisi, beyaz gömlekle kombin ediyorsun. Bu ne kadar kötü bir kombin. Başındaki şapkan, normal bir plajda, halk plajında kafasına bir şey geçirmiş. Gözüne de hani uzağı göremeyen, yakını göremeyen bir durumun var herhalde ki böyle bir gözlük takmış gibi duruyorsun. Berbat bir kombin var üstünde. Berbat bir kombin var. Hiç beğenmedim. Bugünün en kötüsü sensin benim için. Ona buna laf yetiştirene kadar önce bir aynaya bak, ondan sonra konuşalım. Hiç beğenmedim. Teşekkür ederim Serdar'cığım. Gözlükler yanlış bir seçim. Gömleğin arkasında yaptığın o detay, gömleği maalesef ki şıklığını ortadan kaldırmış. Bir kere kafandaki şapkayı çıkarır mısın lütfen? Çok kötü. Yani işte kendince iki manşet yapmış oraya. Yani onunla Esra'cığım, yürümek istiyor ya. Olacak iş değil. Bugün senden çok ümitliydim. Ben de. Çünkü zevkli bir kızsın. Yani seni ilk gördüğüm zaman inanamadım. Şu gözlüğünü de çıkar Allah aşkına. Çok saçma gözlüğü, sapan yani bir gözlük. Gerçekten o gözlüğü beynim taktın mı? Şu saçını da şöyle bir at. Makyaj da şöyle bir at. Makyajın da zayıf. İfadelerin garip geliyor bana. Seni böyle hiç beklemezdim. Teşekkür ederim. Puanlıyoruz seni Esra. 4 üzerinden değerlendiriyorum seni. 1. 3. 1. Hiç böyle bir puan vereceğimi düşünmezdim. 1. Evet Çağla, gel bakalım kızım. Çağla'cığım ne haber? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Sağ ol, etekleri almışsın, buralarına çekmişsin galiba. Ben onu korsaj gibi gördüm. Bir saatte Serdar'la onun münasebetini yapıyorum. Bu korsaj gibi diyorum, hayır diyorum. Etek diyor. Ay bir korsaj gibi etek yapmaya çalışmışım. Etek diyorum, korsaj diyor. Allah Allah. Neyse. Haklı. Hülya, Hülyalar deyince kimi anlıyoruz? Üçünüzü herhalde anlıyoruz. Zeynep geldi. Huzursuz günlerine geri dönecekler demiş. Aa, huzursuz musunuz bu çocuktan siz? Ay çok affedersiniz hocam. Zaten ilginç bir şekilde Hülyalar ve Zeynepler diye bir şey var evet. Burada. Zeynepler diye bir şey kalmadı pek Yasin Hanım. Bak, Zeynep, Çağla, Esra. Acaba? Bu üçlü çok güçlü diye dolaşıyorlar ortalıkta ama üçlüden... Onu zaman gösterecek Hülya'cığım. Dengeler bozuluyor demiş çünkü Çağla. Ya üçlüyü ben elemedim farkındaysan ama hala temsilen buradayım. Yenilerini ekledim. Çağla, Esra ile yola devam. Ama bu dengelerin bozulduğunu Esra da dün söylemişti Nihan'la zaten. Nihan'la Banu'yu gömdü şu anda evet. Zeynep. Aa. Hayır. Aynen, onlar aynen. Benim başımın tacı ama onlar gittiler. Ben onların adına buradayım. Hemen değiştirdi, hemen. Ayakta devam ediyor diyor. Zeynep tabii ki devam baksın. Ediyor. Onlar da burada güçlü evet, olmamı çok istiyorlar. Tatlı. Evet, Çağla'ya geçelim Uğurkan abi. Nereye gidiyorsun çocuğum? Benim doğum günüm 3 Ocak. Ben de Ebru Gündeş'i dinlemeye gidiyorum bir otele. Bir de fiyatları öğreneyim bakayım o çizmelerin falan. Tabii, neymiş o? Çizmelerim 350 TL. Kumaşıma 300 TL verdim. Çantam 45. Küpelerimi de çantamın aksesuarından yaptım. Terziye de 5 TL ödedim. Şimdi öyle bir yerde ki bu etek midir nedir? Ha, söyle bir şey bakayım. Anlatabilir miyim? Ben bir azizlik yaşadım bugün terzi. Aslında sesli konuşuyor hiç demiyorum musun? Ki. Terzi azizliği yaşadım aslında. Bugün böyle değildi benim istediğim. Sen onu kestin kumaş yapmak istedin. Yok, oraya etek yapmak istedin. Anlatayım mı çok kısa? Istedin, doğru mu? Ben dün eve gittim bu gömlekle. Evde benim bir payet eteğim vardı dar böyle siyah. Üstüne giydim gömleğin alttan çıkarttım. Çok beğendim. Ama çok kısaydı. Kısa geldi. Çok kısaydı. Ben de dedim ki yani, terziye alıp kumaş yaptırırım aynı eteğimi. Ucunu da dedim yani gömleğimi kesip ekletirim. Yani içinden çıkmış gibi durur. Ama yani tabii, Zeynep'in yaptığı gibi. He, ama ben çıkartacaktım böyle. Tabii terzi ablamız sağ olsun bana kocaman büyük bir etek yapmış. Ben de bunu hatta dörde falan katladım. Olabildiği şekilde güzel gözüksün diye yapmaya çalıştım. Bunlar iki ayrı parça değil mi? Evet, bunu kestim altındaki etek. Hı. Ama böyle tamam. Olmayacaktı. Nasıl etek? Gömleğin altını kesip ona mı eklettin eteğe mi? Evet, ucuna anladım. Ekledim ama bu böyle daptar olacaktı. Bu da altından çıkmış gibi hani hem kısa olmasın diye ucuna hani ekletecektim. Bu kadar büyük de olmayacaktı aslında. Anladım. Volkan'cığım şimdi... yardımcı olabilir miyim hemen? Olabilirsin tabii ki. Ben yapacaktım bir şeyler de evet.
İğneledim zaten. Ya da o daha aşağıda olacak ve o ve sarkan gömlek çok da o kadar uzun olmayacak. Sabitlenmiş bu etek, fazla dokunamam. Yasemin Hanım, burayı kapatmak için bunu sarkıttım. Yoksa ben de hani böyle daptar yapacaktım. Çünkü yüksek bel ve buraya kadar olacaktı. Ama nereye gidiyorsun şimdi? O da önemli. Ne bu konsept, ne? Ne yapıyorsun? Doğum beni gününe gidiyor biraz. Ya. Otele gidiyorum. Ebru Gündeş'i dinleyeceğim. Kendi doğum gününe. Şimdi bak kızım. Öyle bir komik deme, hiç sevmem öyle şeyi de. Komik. Öyle bir farklı yerde ki bu siyah. Senin o güzel proporsiyonunu bambaşka bir hale getirmiş. Bir, iki, üç. Farkında. Üçe bölmüş seni. Şimdi şu üstün çok uzun kalmış. Altın böyle bir şey kalmış. O çantan o kadar kötü ki böyle bir kıyafet, o çantayı sırtına alamazsın. Elinde taşı bakayım çocuğum, sırtına koyma. Hah, orayı, orayı da bölme. Hah, böyle bir şey yap. Yani bak en azından yapmak istediğini yapamadığın için farklı, ama çok kötü değilsin. Gayet makyajın, saçın ne kadar hoş görünüyorsun. İlk defa seni teşekkür ederim. Böyle bir rujla gördüm şu ana kadar. Çizmeler mi biraz kısa olaymış acaba? Ya bölmüş seni. Evet, anlayacağın farkındayım. Bu eksikleri var. Bir şeyler yapmaya çalışmışım. Hı hı. Ama şöyle böyle, şöyle böyle de kalmış çocuğum. Gülşah'ım. Hoş geldin. Hoş buldum. Tarzını çok beğendim ama gömleğinin, altlık gömleğinin kısa olmasını isterdim. Çizme çok doğru bir karar. Hı hı. Çantada daha farklı bir şey seçebilirdin. 45 TL'ye bunu yalvar yakar buldum. Ama genel olarak baktığımda tarzını sevdim. Yani i̇şte yapmak istediğim, şey özür dilerim, yapmak istediğim yapsaydım çok güzel olacaktı. Ben fikrini sevdim. Hı hı. Teşekkür ederim. Sadarcığım. Çağla'cığım, o gömleğini birazcık içine sokabilir misin? O öndeki yığılmayı. Öndeki. Hayır, şurayı. Evet, evet. Demin orayı içine sokup yanları da geriye çekebilir misin? Tabii. Birazcık daha vücuda yakın ya görmek istedim. Ben orayı saklamak istedim o yüzden. Efendim? Katladığım için saklamak istedim. Problem yok, biz onu anladık. Çünkü terzinin azizliğine uğramışsın. Evet. Evet. Bu çizme boyunda, bu gömlek boyu benim için çok şık ve terzi azizliğinden dolayı vermek istediğin kombinini ben anladım. Saçını, makyajını da çok beğendim. Çantanı görebilir miyim? Teşekkür ederim. Yasemin'ciğim. Ben teşekkür ederim. Çağla. Efendim. Ben de arkadaşlarım gibi aslında yapmaya çalıştığın şeyi anladım. Aslında ben Gamze'de tarif ettiğim, eğer bir korse giymek, üzerine bir şey çekmek istiyorsan dediğim şeyi yapmaya çalışmışsın. Evet. Hayalimdeki materyaller bunlar değil tabii ki, ama işte senin bu korse niyetine yaptığın şeyi daha sıkı. Evet. Daha burada göğsünün tam altında olsaydı, kesinlikle alttan görünen yer daha kısa olsaydı, evet, çizmede, bahsettiğim çizmede bu ayarda belki daha yüksek olabilirdi. Hı hı. Ama sen etek yapmaya çalıştın değil mi? Korse değil. Yok, ben zaten o yüzden bu kadar yüksek. Buradan başlıyor. Ölçü verirken de, hatta alışverişte görürsünüz. Öyle verdim. Hani buradan buraya kadar daptar bir etek istedim ben. Anladım, ama şu an hani öyle de görünmüyor ya. Evet. Korse gibi. Hı hı. Anladım. Yani çantan hariç ben seni sevdim. Bu parıltının altına seçtiğin süvet falan, hı hı, fena durmuyor, saçın, makyajın. Bir şey yaptın ama bazı durumlardan dolayı başaramadın, ama fena görünmüyorsun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Puanlarımızı veriyoruz. Kimlere ne puanlar verdim? Al 4. Teşekkür ederim. Çok sevdim fikrini. Teşekkür ederim. 4. Teşekkürler. Daha dikkatli ol. Yoksa 5 verecektim sana. Tamam. Tamam. 4. Teşekkür ederim. 3. Teşekkürler. Evet, senin yerine uğurluyoruz ve Tina'yı podyuma alıyoruz. Hoş geldin. Hoş bulduk Gülşen. Neredesin? Benim bir tasarım şirketim var. Moda tasarım şirketim var Nişantaşı'nda. Bugün şirketimde bir görüşme yapacağım ve şirketime giriyorum. Birkaç kişiyle görüşme yapacağım. Fiyatlar? Fiyatlar, ayakkabılarım 150 TL. Eteğim ve ceketim 400 TL, gömleğim buradan, çantam 50 TL, aksesuarlarım, gözüm ve küpem de 100 TL. Hmm. Aslında hepimizin dolabında bulunması gereken üçlü bir takım vardır. Ceket, kalem etek, pantolon. Böyle şahane bir kombinle gelmişsin ama biraz kolaya kaçmışsın. Ama çok beğendim. Hep deriz ya, tayör çantası gibi bir çanta.
bu ceketle, bu kalem etekle neden olmasın? Ben sevdim böyle hani bu yakalarını böyle açmanı değil de daha onlar böyle bir dik dursaydı, öyle ceketin dışında olmaması lazım bence. Evet. Hani dik durup uçlarını böyle küçük bir kıvırsaydı, biz Uğurkan'la biz severiz bunları. Evet. Evet. Az önce yaptım. Evet ama yani o ceketin üstüne gelmemeliydi bence. Gözlüğün sen gayet havalısın, neden olmasın? Teşekkür ederim Serdar'cığım. Tina'cığım. Efendim Serdar Bey. Çok iyi görünüyorsun. Sadece gözlük modeli ve gözlük rengini siyah tercih ederdim. Daha güçlü bir iş kadını imajını bütünleştirirdin. Evet. Ben puanımı da vermek istiyorum. 4. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, başarılı görünüyorsun. Kolaya kaçtın ama yapabildin. Hani birinizden kısaca şunu söyleyeyim. Şunu beklerdim yani. Bu beyaz gömlekle böyle bir red carpet, kırmızı halı konsepti ki yapılabilirdi. İnanılmaz olurdu. Altına kocaman bir etek yapılıp, kocaman yırtmaçlar, aksesuarlarla güçlendirilip falan. Ama nerede? Yok öyle biri burada. Teşekkür ederim. Şu gözlüğünü al versene sen benim güzel kızım, arkadaşına. Sen. Ben de mi? Sen ha. Bir tane. Pardon. Bir ver o gözlüğünü, onu da değiştirsin bakayım. Evet. Evet. Bir anda daha değiştim. Gözlükten puan kırmayacağım. Şimdi Gülşah'la biz çok severiz bu tarzları. Hele sırtına atıp yerlere kadar pardüsüler, farklı şeyler nasıl güzel görünür. Tabii daha kış gelince konseptlerde bunu da yapacaksınız. O çantanı koltuk altına tut bakayım. Bunu mu? Ha, koltuk altına tut, gösterme bana. Ha, ha. Şöyle bir ol karşımda. Üstüne giydiğin zaman onu eline alırsın. Ceketi üstüne giyince o çanta elinde olduğu zaman çok daha güzel görünür. Böyle durduğun zaman o kolunda benim daha hoşuma gider. Aferin. Gayet güzel. Derli toplu. Güzel bir şey yapmışsın çocuğum. Teşekkür ederim Orkan Bey. Gülşah'ım. Puanlamaya geçiyoruz o zaman. Tabii ki. Tina'cığım. 4. Teşekkür ederim Gülşah'ım. Serdar zaten puanını verdi. 4 olarak verdi. Evet. 4. Teşekkür ederim. Ben yani bugün benim canlardan hep çok farklıyım. Genelde benzeşirdik. Ne yapayım? 5. Teşekkür ederim Urkan Bey. Evet, Tina'yı yerine alıyoruz. Ve puanlar ve muhteşem yarınki konseptimizi açıklıyoruz. Ben çok heyecanlıyım. Bugün de ilginç bir puanlama var. Bakalım. Tina 17, Zeynep 20, Hülya 20, Gamze 9, Aleyna 10, Esra 6, Çağla 15. Günün iki tane birincisi var. Zeynep ve Hülya. Tebrik ediyoruz. Ve günün sonuncusu Esra. Evet, gelelim şu pakete. Evet. Şimdi gelelim şu paketlere. İlmeme yardım eder misin? Tabii ki hayatım. Teşekkür ederim. Hocam eşlik etmek ister. Urkancığım geleyim, geleyim ben de merak ediyorum çünkü. Tabii ki. Hem de podyuma çıkmış olurum. Bakalım kime nasıl parçalar çıkacak? Seyircilerimiz ve yarışmacılarımız aslında günün konseptini çok iyi biliyorlar. Star parçamı sen seç. Kızlar birbirine bakalım neler aldılar, merak ediyorum. Güzel, bir tane çıkarır mısın? Arkadaşlar bu kimin? Star parça bu mu? Ay. Bunu kim aldı? Aleyna. Bununla ne star parça? Kime aldığını bile biliyor muyuz? Bana. Ah yazık. Kombinlesin işte, star kombin yapsın da. Kombinlesin ben merak ettim. Gerçekten. Şahla'ya almış. Dur. Çağla'ya mı alalım? Çağla'ya. Bununla ne Çağla, star parça al tatlım. Atın. Tepe tepe kullan. Bakalım ne geliyor? Star parça. Bir dakika dur, Serdar açıyor. Çok güzel bir renk ama. Aa niye, gayet güzel. Çok evet, bu gerçekten kim kimin? Ay bu yelek. Anam. Ama bir şey söyleyeceğim, bu bayağı rahat bir yelek. Kimin? Sen mi aldın? Kim aldı bunu? Oh. Ben Tina'ya aldım. Sana iyi oldu bunu mu aldın? Üstünde bu kime? Tina'ya.
Çağla Tina'ya almış star parça. Ben verelim. Ay, bu senin. Ay siz çok fenasın. Uğurken ağabeysin. Efendim. Aa bir şey çıkıyor. Ay Gülşah. Benim bunu... gerçekten annede uyan. Evet. Kimin star parçası? Parçasıysa gerçekten beraber star parça. Hadi bir, iki, üç. Hey o! Kim kime aldı? Ben Zeynep'i aldım hocam. Zeynep. Ay. Sen alın. Olmaz olmaz sevgilim. Hadi bakalım. Lay. Çok zevkli bir star parçası. Bence bir şey söyleyeyim mi? Gayet kim almış güzel. Bunu Zeynep'i? Gamze. Ben aldım hocam. Bakalım neler olacak yarın. Zeynep bunu var ya okutur. Bence. Mu? Vallahi aşk bunu olsun. Ben de okuturum. Göreceğiz. Öyle böyle değil. Star parça bu demeyin sakın. Şaka mı? Dım. Şaka mı? Yok artık. Bu şaka mı? Bunu kim aldı? Ben. Kim aldın? Esra. Ya. Esra. Gerçekten inanamıyorum. Bunu mu aldın yani? Herhalde. Ama çok kötü değil mi Gülşah Hanım ya? Yaparsın. Yani ya, bakacağız. Yaparsın. Çok iyi kondirlersin. Yaparsın. Dağlar senden. Kızı Reyhan olarak gel. Serdar'cığım versin aşkım. Dağlar kızı. Bak buradan bir şey çıkıyor. Gene çok sevdiğim bir renk. Çok sevdiğim bir renk. Bu gece bunlarla uyuyacağım. Başının ucundan eksik etme. Dur buradan bir şey sen geliyor. Sen görüyorsun bilmiyorum buradan bir şey geliyor. Çarpılmıyor. O ne be? Bunu kim aldı? Mayo mu? Üstüne herhalde. Kim aldı bunu? Hülya kime aldı? Aleyna'yı almış. Aleyna'yı almış. Bence çok zevkli bir parça. Çok güzel. Yani güzel kombinler. Çok güzel kombinlenir bu. Rezil de eder. Yok bence bu çok güzel kombinlenir. Evet. Sen bunu yap. Gerçek bir star parça var burada yıldızlarla beraber. Aşkım, senin kim o? De bir tane senin, var. Seninki bu. Bak, yıkılıyor kız bu. Ciddi misin? Herhalde. Kanka kankasına almış güzel bir şey. Kim? Yani çok da güzel olduğunu düşünerek almadım onu. Yo. Kim bu bence star parçayı alan? Onu ben Maya aldım Yasemin Hanım. Ay çok kötü. Kime aldın? Gamze'yi aldım. Gamze, bak yıldızlarla birlikte. Şöyle gerçekten beri sürekli bir yıldızım edası var ya. Senin parlayabileceğin tek yıldız o tişörtün üstündeki yıldızlar bence. Canım benim teşekkür ederim. Star parçanı seçtiğim için bence sevinmelisin. Yarın da senden güzel bir kombin bekliyorum. Bence gayet hoş teşekkürler. Vallahi ya her şeyi bir uzatıyorsun ki ya bitmiyor o cümle. Gerçekten yarını heyecanla bekliyorum. Bu star parçalarla neler yapacaksın? Hülya'cığım seninki de bende. Ha ne çıkıyor acaba? Tina çok kötü gülüyor ama en kötü bana geldi galiba Tina. Hazır mısın? Hazırım. Bol kepçeden almış ya. Bir parça değil. Nasıl yani? Bir parça olacak. Artık çamaşırlığa mı asarsın? Ne ya? Toz bezi mi yaparsın? Bu ne abi? Toz bezi mi? Tina mi almış bunu sana? Bulaşık bezi mi? Dost kızı. Cam bezi mi? Yemin ediyorum dost kızı bu yani şu bu anda. Bu dost kızı. Haberin olsun Hülya. Hülya'cığım kombinleyemedim. Bu bir cam bezi yap ya. Güzel ziyar olmuş. Yapacağınıza inanıyorum. Yarın göreceğiz. 25 mi alıyorsunuz? Pekala. Alışverişe yarın neredesiniz? Bakırköy. Evet Bakırköy. Ya bu çok cansız söylediler ya. Bakırköy. Ben de söyletmek istiyorum. Neredesiniz? Bakırköy. Bak senin mimiklerin bile sana sinir ediyor. Anladın mı? Olma. Oluyorum. Senin olurum. Ne yapacak bir şey yok. Gamze gerçekten şov yapıyorsun ve ben seni alkışlamak istiyorum. Hadi alkışlayalım Gamze'yi. Bravo. Aferin. Altı üstün çok şık ama hiç tişört ile kombinlenecek bir tarz değil. O kadar kötü duruyor ki onun daha yapışmasını tercih ederdim ben. Kim almıştı bunu sana? Tina. Yazık ya, ayıptır, günahtır ya. Bana bir de defolu almış. Gerçekten defolu almak istemezdim ama çok da fena almamış. İstediğim sürece de burada kalacağım. Jürilerimiz de beğendiği sürece hiçbir yere gitmiyorum. Yarın star parçanı ben almayacağım. Umarım iyi bir kombinle gelirsin. Bak, yakıştık mı? Yakıştık bence. Yakıştık bence. Allah muradına erdirsin. Teşekkür ederim.
Ne diyeyim? Hülyaların grubu diye bir şeyi kabul etmiyorum. Niye Hülyalar? Benim adım yok mu? Hülya'nın grubu oldum. İkinci kadın oldum. Ama ben asla ikinci kadın olmam. İki haftadır neredeydin? İki haftadır bunlar açıklıyorum Yasemin Hanım'a. Ah Aleyna, vah Aleyna. Umarım arkamdan gelirsin Aleyna'cığım. Seni seviyorum biliyorsun. Önüne geçtiğim zaman tekrar görüşürüz Hülya'yla. Çok sevgiler, saygılar, selamlar. Yarın görüşürüz.